Selamlar. Sedinenin bir etkinliğine daha hoş geldiniz. Bugün bir Android etkinliğine daha birlikte olacağız ama öncesinde klasik duyurularımız birazcık daha toplanan arkadaşlar için öncesinde bir süre. Bu arada chatten bu sürede olabildiğince interaktif ilerlemeye çalışıyoruz. Hatırlatayım. Eğer sonrasında bunu YouTube'dan izleyecekler için aynı şey yorumlar için de geçerli. Yorumlara yazdığınız şeyleri hem konuşmacılarımıza hem de ekip üyelerimize iletiyoruz. Haberiniz olsun. Öncelikle artık yavaş yavaş bizi tanıyorsunuz. Ciddi ciddiye sinir tanıyorsunuz ama üstünden mi geçelim dedik. Çünkü bayağı uzun zamandır bunları aslında açıklamıyormuşuz. Ben Sarkan, Developers Student Club ve GDG'lerin yani Google Developers gruplarında aktif bir şekilde görev alıyorum. Ama aynı zamanda DSC kısmında Android mentorluğu yapıyorum ve bugün de bir Android etkinliğinde burada olmak çok güzel. Sunuculuk yapmak çok güzel. Özellikle kendi chatlerimde. Öncelikle duyurmak istediğimiz şeylerden biri uzun zamandır bunu dipnot olarak geçiyoruz ama hala geliyor. DSCGD'ciler ne? DSCGD'ciler Google tarafından destek alınarak oluşturulan üniversite veya üniversite dışı topluluklardır ve bu kısımda Google sadece bize destek verir ama burada kendi teknolojilerinden öncelikle bilgi almanızı ve bunun aktarımını sağlar. Yani eğer gidip de Flutter ile ilgileniyorsanız, Kotlin ile ilgileniyorsanız veya Google Asistan, Cloud, Google Cloud ile ilgileniyorsanız aslında doğru yer burasıdır. Çünkü sizin gibi insanların burada toplanıp bir şeyler yaptığını görürsünüz ki bu harika bir şey. Özellikle kendi adıma konuştuğumda ben gerçekten böyle bir şey olduğunda çok etkilenmiştim. Bu kısımdan katılmak çok kolay. Şu anda ekranda gördüğünüz sayfa community sayfamız. Eskiden Meetup'ta eski arkadaşlar varsa Meetup'ı görüyorlardı. Şu anlık artık bir GDG Google Developers Group kısmında bir sayfamız var. Aynı zamanda DSC için de var ama biz GDG DSC Edirne birlikte çalıştığımız için bugün GDG sayfasını gösteriyoruz. Çünkü genel olarak duyurularımızı buradan halletmeye çalışıyoruz. Burada anlatmak istediğim şey şu, bize katılmak, bizle iletişime geçmek çok kolay ve buradan sadece şurada görebileceğiniz Join Us kısmına tıkladığınız anda gruba dahil olmuş olursunuz. Şu anlık çok yeni bir platform olduğu için sayımız biraz az. Eğer hala burada değilseniz buraya katılın kesinlikle. Etkinliklerimizden haberdar olun. Ve güzel bir platform açılıyor bu kısımda ki burada da etkinliklerimizi duyurup size aslında bir sonraki etkinliğe hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz ki 10 dakikalık süreçte ben de bunu anlatmaya çalışacağım birazcık. Kusura bakmayın uzun zamandır yayınlara çıkmamaktan dolayı biraz tekleyebilirim. Önceden özür dileyim bunun için. Eğer başka bir GDG'ye katılmak istiyorsanız sonuç olarak Türkiye'de sadece ilçe olarak Edirne veya buranın ilçeleri yok. Bu kısımda da hızlı bir şekilde bunun gibi sayfaları bulabilirsiniz ve ben bunun linkini zaten bırakıyor olurum veya arkadaşlar bırakıyor olur yorumlara da açıklama kısmına da chat'e de. Direkt buradan GDG kısmına girin ve kendi bulunduğunuz şehri seçin. Buradaki chapters kısmından kendi bulunduğunuz şehri seçin ve hızlı bir şekilde oraya joinleyin, hani katılın ve buradan iletişime geçin. Çünkü bilenler vardır belki biz Multicamp'i de düzenlerken bize inanılmaz derecede nasıl katılabilirim sorusu geliyordu ve biz ne yazık ki Instagram'ı Meetup'a yönlendirmeye çalışıyorduk ama buralar gerçek anlamda hani birazcık o zamanlar çöl gibiydi, inaktifti ama artık bir platformumuz var ve buradan istediğiniz gibi gidip o komüniteye mesaj atıp ben katılmak istiyorum diyebilirsiniz. Yayınlarına gidip destekleyip sonrasında burada görev almaya başlayabilirsiniz ve bu grubun bir parçası olabilirsiniz. Tabii ki de bunun harika yan özellikleri var. Bu arada benim ekranım gitti sanırım farklı bir sayfaya geçince. Evet tamamdır. Ve bahsetmek istediğim bu konudaki de son kısım bizim yakın zamanda gerçekleştireceğimiz bir Chrome Dev Summit etkinliğimiz var. Buradaki extend kısmından da anlaşılacağı üzere bu globalde yapılmış ve sonrasında artık bizim de ülkemize yavaş yavaş bunu getirmeye çalıştığımız bir içerik. Türkiye'de ilk kez yapılıyor. Tekrar hızlıca bir sesimi kontrol edeyim. Çünkü kulaklığım şarjı bitiyor şey vardı. Okey. Seste bir sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Okey, sıkıntı yok sanırım. Bu kısımda bizim bir Chrome Dev Summit etkinliğimiz olacak. Eğer hala bunda kayıt olmadıysanız direkt buradan detayları görüntüleyinden RSVP yani yerini ayırtmak istiyorum deyip oradan bir bilet alın ki kesinlikle ücretsiz ve Chrome ile ilgili eklenti geliştirmekten tutun yeniliklere kadar her şeyi burada anlatıyor olacağız. Mesela böyle güzel içeriklerimiz var. Senede bir kez gelen. Aynı zamanda çoğunuzun bildiği belki de
yeni yeni duyacak olan, özellikle oyuncuları ilgilendiren konuda Game Developer Conference kısmında, GDC kısmında olacak. Bunun gibi etkinlikleri de çıkartıyor olacağız. Türkiye adına artık birazcık daha toplu bir şekilde ilerliyor olacağız. Aklınızda bulunsun. Hızlı bir şekilde katılabilir. Bizi buradan destekleyebilirsiniz. Bu abone olun gibi bir şey değil. Yani buralara gelirseniz siz de çok hızlı bir şekilde öğrenip buradan hediyeler kazanabilir. Çok iyi konuşmacılarla tanışabilir ve buradan kendinizi geliştirip bir adım öteye gidebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Konuşmacılar da sıra gelmişken bugün harika bir konuşmacı bizlerle. Kasım Adalan bizlerle ve Android kısmında soru cevap tarzında ilerleyeceğimiz bir seminer tarzı olacak. Öncesinde bir sunumu varmış aynı zamanda. Bu kısımda yine güzel bir konuşmacıyla devam ediyoruz diyebiliriz. Hocam hazırsanız sizi de ekrana alayım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Teşekkürler Serkan, giriş için güzel bir giriş yaptın. Ben Ben önce teşekkür kendimi ederim. takdim edeyim, ondan sonra ufak bir sunum yapacağım. Bu sunumu yapmamın sebebi de biraz bilgi vermek. Belki hiç bu alanı bilmeyen arkadaşlar da olabilir. Belki farklı sorulara neden oluruz. Daha etkileşimli olur. Ben Kasım Adalan, hem Android hem de iOS tarafında mobil geliştirme uzmanı olarak çalışıyorum. 2011 yılından beri sektördeyim. Son 4-5 yıldır da eğitim sektöründeyim. Kurumsal firmalarda hem Android hem de iOS eğitimleri veriyorum. Ama son yıllarda ağırlıklı olarak Udemy'den biraz daha isminiz duyulmaya başlandı. Udemy üzerinde de Android, iOS, Flutter gibi eğitimlerimiz yer alıyor. Sağ olsunlar, orada gayet güzel bir ilgi var. Bu şekilde Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezunum. Bursalıyım. Bu şekilde kendimi takdim etmiş olayım. Biri Flutter eğitiminizi aldığından bahsediyor ve çok memnunmuş. Süper. Hani onun için sayfayı da bırakıyor olacağız. Udemy Çok kısmında güzel. Kasım Hoca'nın da sayfasını bırakıyor olacağız. Eğer mesela ben şuna çok dikkat ediyordum Udemy'ye gittiğimde. Abi diksiyonu anlayabiliyor muyum? Yani, diksiyon iyi mi? Ben dinleyebilir miyim? Baymaz mı diye. Mesela buradan sorularınızı sorun, cevaplayın. Uygun olduğunuzu düşünürseniz ki bence düşünürsünüz. Bir de Udemy Tabii. kısmına gidip buradan devamını alabilirsiniz. Çünkü ciddi anlamda Android, iOS veya Flutter, ben de bu kısımlarda çalıştığım için biliyorum, hani bir Python gibi değil. Bu gerçekten yürümüyor. Birazcık desteğe ihtiyacınız olabiliyor. Bu kısımdan gidip destek alabilirsiniz. Bunu da linklerini bırakıyor oluruz diyeyim şimdiden. Aynen Evet öyle. hocam, Yani ben Udemy yavaştan. üzerinden eğitim seçerken dediğiniz şeyleri yapabilirler. Ön izleme videoları var, onları izleyebilirler. Soru cevaplara baksınlar, yorumlara baksınlar. Sadece olumlu değil, olumsuz yorumlara da baksınlar ve genel bir izlenim elde ederler. Sadece benim için değil, bütün eğitimler için diyorum. En kötü ihtimal eğitim alsınlar, olmadı iade edebiliyorlar. O seçenekleri de var. Öyle bir güzel özelliği de var Udemy'nin. Umarım herkes istediği eğitime erişir. Çünkü herkesin aslında eğitim tarzı da farklı. Her hoca Kesinlikle. herkese hitap etmeyebiliyor. Bazıları ezber daha çok seviyor. Bazıları daha uygulama daha çok seviyor. Bazıları biraz daha hızlı seviyor. Tabii herkesin tarzı farklı. Umarım herkese faydalı olur. Önemli olan bu yolda ilerlemek, bir şeyler öğrenmek, bir şeyler paylaşmak. Umarım dediğim gibi herkes başarılı olur. Ya açıkçası hani ben de öğrenci kısmındayken bir Udemy kursu dinlediğimde kafam başka yere daldığında o benim için gidiyordu. Onun için akıcı anlatımlar çok önemli. Bu kısımdan hani ciddi anlamda başlangıçtaki o video çok işe yaramıyor. Bence böyle yayınları da değerlendirin. Bakın ben anlayabiliyor muyum veya eğlenceli geliyor mu bana, ben dinleyebiliyor muyum kısmında. Yani ben öyle olacağını düşünüyorum. Buradan mesela katılıp sorularınızı sorun. Aynı zamanda bunu sonuna izleyecek de arkadaşlar oluyor, çünkü yayınlar kısmında o kadar olmasa da devamında geliyor diyebiliriz. Bunun için de açıklama kısmında bırakıyor olacağız Udemy sayfasını. Buradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar, eğer canlı yayın değil de sonradan izliyorsanız. Sonradan Temizleme da timer'ı... bana erişip, kusura bakma sözünü böldüm Tabii Serkan. tabii. Sonradan bana da erişip sorularını sorabilirler, çekinmesinler, danışabilirler. Herhangi bir konuda eğer bilgimiz varsa, müsaitsek en yakın zamanda da cevap vermeye çalışırız. O konuda da rahat olsunlar. Hem şimdi izleyenler hem de daha sonra izleyenler de bize ulaşabilirler, çekinmesinler. Lise ve ön lisans bölümlerinde ezbere dayalı öğretilen yazılım dilleri yüzünden bu sektörden uzaklaşmıştım. Fakat Kasım Hoca'nın sayesinde kariyer değişikliklerine kadar ciddi bir değişim başladı. Süper. Ben de o kısımda Çok çok güzel. katılıyorum. Hani üniversite kısmında ben artık beden kitle indeksi yaza yaza bir hal oldum. 5 farklı dilde artık yeter. Bir yerden sonra projelerde çalışmak gerekiyor ve
Ben burada şunu da önereyim. Hani Etkin bir eğitimin de yanında projelere katılın. Sizin için bayağı bir yararlı oluyor. Aklınızda bulunsun. Çünkü projeler sizin hiç bakmadığınız kısımlara yöneltebiliyor artık sizi biraz da. Çünkü o gerçek bir şey artık. O pratiğe dökümü hali ve öğrendiğiniz şeylerin çok dışında şeyler de yapabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Hele üniversite öğrencisiyseniz kesinlikle ikinci sınıftan falan başlamak sizi harika noktalara getirebiliyor. Bilgisayar mühendisliğinde okuyorsanız aklınızda bulunsun. Kasım Hocam, şu anlık Udemy Flutter kursunuz bilgi açısından tam mı yoksa daha çok video yükleyecek misiniz diye bir soru gelmiş. Aslında Flutter kursu şöyle, belki takip edenler biliyordur. Orada iki tane Android eğitimim var. Birisi Java ile, birisi Kotlin diliyle tamamen. Bir tane de iOS eğitim var. Hem onun içerisinde hem Swift UI var hem de Swift var. Aslında bizim oluşturmak istediğimiz genel bir taslak var. Bu taslak bizim kurumlarda elde ettiğimiz tecrübeyle oluşmuş bir taslak. İşte kurumsal firmaları anlattığımız ve oradan verim aldığımız taslak. Onları şu anda Flutter'da ana çekirdeği oluşturduk. Şu anda üzerine eklemeler yapıyoruz. En son belki takip edenler vardır. State Management diye bir bölüm ekledik. Biraz daha ileri seviyeye taşıdık. Aklımızda bazı bölümler daha var. Onları da ekleyeceğiz. Örneğin ticari işlemler diye bir bölüm ekleyeceğiz. Hem reklam hem de uygulama içi satın alma ile ilgili işlemleri yapabilmek için bir yapı olacak. Daha sonra da aklımızda olan animasyon ve basit 2D oyun yapımını. Tabii ben oyun sektöründe çok tecrübeli değilim ama en azından bir tat bırakabilmek için basit anlamda bir nasıl yapılıyor bu iş nasıl oluyor göstermek için bir tane bölüm daha eklemek istiyoruz. Bu şekilde geliştireceğiz. Onun haricinde zaten biliyorsunuz mobil dünya çok gelişen bir alan ve sürekli değişiyor, sürekli güncelleniyor. Bu sırada tabii ki bu yeni videoları açarken ve eklerken tabii ki yeni güncellemeler oldukça bunları da ekleyeceğiz. Eğer siz de eğitimde farklı bir şeyler görüyorsanız, hata alıyorsanız ve bu tarz şeyler varsa bize geri bildirimde bulunursanız biz çok hızlı bir şekilde güncellemeye çalışıyoruz. Bunu kursumu takip eden arkadaşlar bilirler. Bu iş çünkü güncel olmakla ilgili. Burada öğrendiğiniz bilgiler iş sektörüne geçtiğiniz zaman farklı olabiliyor, yenilenmiş olabiliyor. Sürekli kendimizi güncellememiz lazım. O anlamda Flutter kursu da gelişmeye devam ediyor, sürekli gelişecek. Zaten bizim yaptığımız şu ana kadar 4 kursta da en büyük amacımız buydu. Yani bir kurs yaptık bıraktık değil, biz yaşayan bir kurs yapmaya çalışıyoruz ve sürekli güncelliyoruz. Mesela ilk Java eğitimini yayınladık. Yayınladıktan sonra neredeyse %50'sini tekrar yeniledik. Mesela aklımızda başka planlar da var, yine yenileme yapacağız. Bu şekilde sürekli yaşayan bir eğitim sunmak istiyoruz. Umarım herkese bu şekilde faydalı olur. Öyle devam edeceğiz. Diğer chapter'dan da desteğe gelmiş arkadaşlar, izlemeye gelmiş arkadaşlar. Selamlar. Peki hocam, bana artık 50 bin yerden gelen sorulardan birini ben sorayım. Yeni, mesela Android'e bir insan yeni başlayacaksa Kotlin'den başla diye önermek artık mantıklı bir şey değil mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Onu sorayım Yani, çünkü çok fazla geliyor artık bu. şöyle, eğer dil öğrenme konusunda bir şey varsa, bir tereddüt varsa, Java ile Kotlin'i kıyasladığımız zaman Kotlin öğrenilmesi daha kolay bir dil. Daha modern olduğu için daha optimize edilmiş bir dil. Ama ya benim görüşüm eğer profesyonel olarak Android veya iOS alanında geliştirme yapacaksanız, o alanda çalışacaksanız Java'yı da bence bilmenizde fayda var. Bugünkü mesela anlatacağım slide'da da onu göstereceğim. Aslında örneğin Java'yı öğrendikten sonra Kotlin öğrenmeniz neredeyse bir hafta veya 10 gün sürmez yani. Ama iyi öğrendikten sonra. Veya Kotlin'i biliyorsanız Swift dilini öğrenmeniz de bir o kadar kısa sürecektir. Daha sonra Dart dilini öğrenip Flutter'da geliştirme yapmak istiyorsanız orada da çok kısa sürecektir. Aslında burada önemli olan nokta şu, bir tane dili iyi öğrenmek, diğerlerini zaten kısa bir şekilde geçebilirsiniz. Hani benim önerim genelde şey oluyor, bir tane dil seçmektense hepsini öğrenmeye çabalamak her zaman daha faydalı ve daha fazla Kesinlikle. iş imkanı size sunar. Bir de biz yazılımcıyız, şuna bağlanmamamız lazım. Bugün Kotlin var, çok güzel, güzel çalışıyor, güzel keyif alıyoruz ondan, onunla kodluyoruz ama yarın bir gün Google der ki belki X diye bir dil çıkartacak, artık Kotlin'i kullanmayacağım derse Kotlin'e bağlanmanın bir anlamı yok o anlamda. Biz hepsini bilmemiz lazım. Ama en günceli takip etmek açısından da Kotlin'i bilmekte fayda var. Benim önerim hepsini öğrenmeleri. Tabii aşama aşama öğrenirlerse daha iyi olur. Ama şöyle bir şey var. Yani bu benim tecrübem tabii ki. İlk önce Java öğrenilirse Kotlin'i öğrenmek biraz daha kolay olabilir. Sebebi de Java'nın belki Kotlin kodlayanlar görüyorlardır veya Java'dan Kotlin'e geçiş yapanlar görecektir. Hep böyle Java'nın arka planda aslında hala sınıfları var. Onlar da çok rahat ederler.
Yani önce ya, iyi bir Java eğitimi, sonra Kotlin olursa harika olur. Ama ben açıkçası şu kısımda düşünüyorum. Pardon hocam, araya da girdim ama mesela eğer yeni başlıyorsam ve hani mesela bilgisayar mühendisliğinden çıkmıyor artık mobile geçenler, ben inceliyorum böyle. Yani bilgisayar mühendisliği okuyorsan, baştan bir temelin varsa bence git Java öğren. Açıkçası güzel de oluyor. Sana bayağı bir şey getiriyor. Ama eğer bilgisayar mühendisliği okumuyorsan, bu dillere bile aşina değilsen, daha birkaç tane sintaksi birleştirip öğrenmemişsen kafanda. Mesela biz başladığımızda Python, C, C Sharp diye gitti. Ve sonrasında ben Java'yı öğrenirken artık sintaks mantığını bildiğim için oturuyordu. Ama şimdi gidip de dışarıdan bir insana ben ilk başta hani mobile geçeceğim diyorsan, gidip Python, C, C Sharp böyle biraz sintaks şu sonuna geç diyemiyorum. Kotlin'e geç çünkü basit. Biraz daha arayüzü falan eğlenceli. Bir sürü de community var Google kısmında. Destek de oluyorlar. Buradan yardır git diyorum açıkçası. Ama bu kısımlarda ben mesela Multicamp'te şey söyledim. Dedim ki arkadaşlar hani bir dil öğreneceksiniz. Mobilse bana sürekli Flutter mı, Kotlin mi? Flutter var, Kotlin niye var? Veya ne bileyim, Java'yı biliyoruz, biz Kotlin'e gerek yok. Hepsini, ya şimdi şöyle bir şey var. Bunların eğer biri diğerine çok inanılmaz baskın olacak olsaydı zaten yaşamazdı diğeri o kadar fazla. Bunları öğrenmeniz lazım çünkü iş imkanı olarak size dev bir şey getiriyor dedim. Hani gidip iOS'da öğren. Ben gidip iOS'da baktım, Java'da baktım, Flutter'da baktım. Kotlin'i daha çok seviyorum şu anlık. Kotlin çalışıyorum. Ama bu benim için bayağı bir önümü açıyor dedim ve o kadar zaman yok veya ne bileyim bunların nasıl hepsi öğrenilecek falan. Şimdi de kalsın hocaya sorun onları. Evet. Çünkü öğreniliyor arkadaşlar. Hani aynen öyle. Arkadaşlar yok. Eğer bu yazılım sektöründe başarılı olmak istiyorsanız değişime açık olacaksınız. Yani bu net. Değişime açık olmazsanız başarılı olmak çok zor. Şunu sorgulamaya hiç gerek yok. Niye Flutter var, niye Kotlin var, niye Java var, niye hepsi var, niye birçok platform var, bunları sorgulamaya hiç gerek yok. Dediğim gibi aslında bir tane dili öğrenseniz diğer dilleri öğrenmek çok kolay. Android iyi bilen kişi Swift'in arayüzünü çok kolay bir şekilde öğrenir. Flutter'ı çok hızlı öğrenir. Yani bunlar aslında birbirine benzeyen yapılar. Yani şöyle düşünün arkadaşlar, temel olarak belki yazılımla hiç ilgilenmeyenler vardır. Mesela Word kullanıyorsunuz. Word'ün ücretsiz versiyonları da var. Yanlış hatırlamıyorsam Ubuntu tarafında LibreOffice var. Mesela LibreOffice'e geçtiğiniz zaman onu hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Çünkü Word'ü biliyorsunuz. Veya Mac tarafına geçtiğiniz zaman Pages veya başka programlar var. Onlara geçtiğiniz zaman yine öğrenebiliyorsunuz. Aslında burada temel nokta altyapıyı sağlamak. Bir de onu çok şey yapmamak. Niye var, niye var demek çok bize bir şey kazandırmaz. Çünkü bunlar büyük şirketler. Bizim dışımıza gelişen şeyler. Biz keyif almaya bakmamız lazım. Yazılım dillerini öğrenmemiz lazım. Bu teknolojilere adapte olmamız lazım. Bunlar bizim için daha değerli şeyler. Mesela şu anda güncel bir haber var. Kotlin diliyle iOS geliştirme imkanı yakında gelecek galiba. O çıkınca şimdi birçok arkadaşımız şunu sormaya başlayabilir. O zaman niye Flutter var? Ama Flutter var. Flutter olması gerekiyor. O da başka bir açığa kapatıyor. Oraya ya bunları tool olarak gösterebiliriz aslında şimdi. Materyal bunlardan hangisine ihtiyaç duyuyorsan işinde ne? Yani mesela bir çivi çakacaksan yanında tornavı da götürüyorsan hani o muhabbeti anlatıyorum ben. Evet aynı platforma çıkartabiliyorlar ama farklı avantajları var, bunları bilmek lazım ki ben bunu soran herkese aynı şeyi söylüyorum. Arkadaşlar bir bakın Flutter, Kotlin, ya zaten Flutter değil Dart vs. Kotlin diyebiliriz de hani bunlar farklı şeyler ve birazcık daha hani buna bakmanız önemli bizim için diyoruz. Çünkü biz mesela konferanslara gittiğimizde de hani orada iki teknoloji tartışılıyor ve Serkan sesin gitti galiba. Şu anda sesim geliyor olması lazım. Mikrofonu evet. Şarj mesela bu kısımda hani bir konferans, insanlar bir şey öğrenmek için vaktine ayırmış gelmiş. Ben ciddi anlamda şunu gördüm. Fenerbahçe mi Galatasaray mı kavgası vardı abi. Bunları ilk başta öğretmeye çalışıyoruz ki bizim DSC videolarına bakarsanız bundan birkaç video öncesinde Android yayınında Murat Yener'le şey gelmişti, Yiğit Boyar gelmişti. İkisi de Google Amerika kısmında çalışıyorlar ve harika bir anlatımları var ve Murat abi bile diyordu hani sıkı sıkıya bir şeye bağlanmak yerine bak Google yarın der A'yı bıraktık B'ye geçtik. Burada senin kendini yenileyebiliyor olman lazım ve bunu öğrenirken en iyisini yapabiliyor olman lazım ki hani bunun geldiği yer direkt Google arkadaşlar, anlatabiliyor muyum? Hani o kısımdan birazcık öğrenmeye bakın. Mesela ben Beyza Chat'te şu anlık ben Beyza'nın eteğine yapıştığını hatırlıyorum artık. Ben Flutter öğrenmem lazım çünkü konuşmaya çıkmam lazım. Konuşmacı yok.
Flutter öğrenmem lazım. 3 günüm var. Bir uygulama çıkartmam lazım. Montane diye. Ve ciddi anlamda ben 50 tane 60 tane soru sormuştum bir gün içerisinde sadece. Sağ olsun kendine cevap vermişti. Betül burada. Selamlar. Hoş geldin. Çanakkale Cidici'den o da. Bu kısımda dediğiniz gibi hani devamında zaten Kasım hocamız bunları anlatıyor olacak. Ben yavaştan arka plana çekiliyorum. Bir soru sordum ve bir süre ayırdı buna sağ olsun hocamız. Evet. Size iyi anlatımlar diyeyim. Ekranı alalım. Şöyle zaten ilerleriz. Ben hem slide'dan ilerlerim hem de oradan soru cevap da yapmak istiyorum. Belki siz de soruların cevaplarını görebilirsiniz. Ben o akışı göremediğim için yardımcı olursunuz. Evet, Jetpack Compose geliyor arkadaşlar. O da değişik bir yapı. Swift UI belki duyanlar olmuştur, ona benziyor. Tek sayfa içerisinden hem tasarım hem de normal kodlama işlemlerini yapabileceğimiz bir platform. Mesela yarın bir gün o da gelecek. Belki oraya kayacağız hepimiz. Değişimler açık oluyor. Bayağı gündür gündür geliyor. Ya. Şimdi evet. Kotlin kısmında ben o kadar heyecanlıyım ki Kotlin Multi Platform geliyor. Kotlin Jetpack Compose geliyor bu kısımda. Hani bir dakika ne oluyor falan diye kalıyorsun ki. Multi Platform beni ciddi anlamda heyecanlandırıyor. Twitter'dan takip edenler varsa 3 tweetimden biri Multi Platform'la ilgili ve bu kısımda da hani bu benimle alakalı değil. Android developer incelerseniz orada da 3 tweetten biri multi platformla. Netflix bunu destekledi veya atıyorum bu oyunda bu kullanıldı falan diye. Bakın inceleyin hani tek taraflı evet. Bakmayın. Biz burada asıl amaç incelemeyi arttırmaya çalışıyoruz. Mesela buradan çıkın Twitter'da Android ile ilgileniyorsanız gidin Android developer sayfasını kesinlikle takip edin. Çünkü harika şeyler var orada. Yeniliklerden haberdar oluyorsunuz ki böyle bir serimiz de gelecek yakında. Haber vermiş olayım. Eğer okumayı veya bu kısımda tek tek incelemeyi sevmiyorsanız biz de birazcık daha araştırmacı gazetecilik yapar gibi gidip inceleyip tweetleri ne anlatabiliriz, insanların dikkatini ne çeker, bu sektör ne tarafa doğru gidiyor olabilir kafasında bir şeyler çıkartıyor olacağız. Aklınızda bulunsun. Bir soru daha var. Onu ekrana yansıtayım ben. Tamamdır. İlk dil olarak Flutter ile başlamak doğru bir karar mıdır? Yani doğru yanlış bunu söylemek çok zor. Yani kötü bir duruma düşebiliriz. Şu anda doğru dersek belki yarın farklı bir sonuç olabilir. Yani teknolojide böyle çok kesin konuşmak çok doğru değil arkadaşlar. Hep böyle kesin konuşanlar yanılmış olabiliyor. Biz de yanılmak istemediğimiz için. Yani burada doğruluk önemli değil. Burada önemli olan bence bir şeye başlamak. Yani isterseniz Flutter'dan, isterseniz Kotlin tarafından bir şeye başlayın. Ve onu öğrenmeye çalışın. Ondan keyif almaya başlayın. O daha önemli. Yani doğru yanlış bunu söylemek çok doğru olmaz yani. Ben bu soruya genelde şey diyorum. Abi zaman var. Çünkü mesela üniversite 3. sınıftayken ben etrafıma baktığımda hala gerçek anlamda ne tarafa ilerleyeceğini bilmeyen bilgisayar mühendisliği öğrencileri vardı ve hani hiçbir şekilde bilmiyorlar. Ben onlara da aynı şeyi söylüyordum. Abi git bir ilk başta dene. Mesela bizim üniversitemiz bir Android laboratuvarı vardı. Mac'lerden oluşan ve abi git dene, iOS'u dene, Android Kotlin dene, Java'yı dene. Hani veya sadece bu değil, cloud kısmına bak çünkü teknoloji bir kısımda orada, AI kısmına bak. Evet. Burada da sana aynı şeyi söyleyeyim, Flutter bir yerden sonra ilerlemiyor gibi geliyorsa bence yanlıştır. Ama ilerletebiliyorsan, zevk alıyorsan tabii ki takıldığın durumlar olacak. Buna da hızlıca cevap alıp hevesleniyorsan bence Flutter doğrudur. Bu şekilde ilerleyebiliriz ama bu birazcık da insana göre değişiyor diyelim. Benim de cevabım bu olsun en azından hocamızın. Benim aslında bu konularda önerim şöyle oluyor arkadaşlar. En sağlıklı karar şu. Eğer şöyle bir ayrım yapmanız lazım kendi özelinizde. Ben bunu profesyonel olarak mı yapmak istiyorum bu işi yoksa hobi olarak mı? İşte kendim uygulama geliştireceğim. Böyle keyif almak için mi yapıyorum? Bunun kararını vermeniz lazım. Bunu karar verdikten sonra eğer profesyonel olarak bunu düşünüyorsanız native dilleri önce öğrenmenize daha fayda var. Çünkü önce orijinal yapıları öğrendikten sonra Flutter'a geçerseniz Flutter'da çok daha rahat ilerlersiniz. Çünkü arka planda bu native diller çalışıyor aslında. Proje yapısından bile o daha faydalı olur. Ama ben diyorsanız hobi olarak uğraşacağım. Flutter olur, Kotlin olur, diğerleri olur. Hangisi kolayınıza geliyorsa, hangisi size keyif veriyorsa onun üzerinde ilerleyebilirsiniz. Flutter biraz daha şu anda daha gündemde olduğu için hani hobi olarak düşünüyorsanız biraz daha pratik diyebilirim yani. Ama profesyonel olarak düşünüyorsanız bütün hepsini sırayla bence öğrenmeniz lazım. Öncelikle de native'dirler. Şimdi zaten slide'ımda da bunlardan bahsedeceğim. Böyle sorular olması da bana Instagram yoluyla çok geliyor. Udemy üzerinden de geliyor. Bunları derlediğim bir slide'ım var. Hem dilleri size tanıtacağım. Aslında korkmamamız gerektiğini biraz size aşılamaya çalışacağım.
Biraz belki sizi motive ederim. Belki biraz daha fazla yazılıma ilerleriz veya bazıları bırakmış olabiliyor. Kaldığı yerden devam edebilir. Ben sunuma başlayayım isterseniz. Şöyle ekran paylaşımını açıyorum ben. Süper, iyi anlatımlar dilerim. Bu arada Can, tamamdır, sunumda bunun cevabını alacaksındır büyük ihtimalle. Olmadı ekrana yansıtırız. İyi anlatımlar dilerim hocam. Tamamdır, çok sağ olun. Şimdi arkadaşlar, öncelikle biz neden mobil uygulama geliştirmeliyiz veya niye bu alandayız? Aslında bakın, buradaki konuşmamızda hiç şunu sormadık. Neden mobil uygulama? Bu bir noktaya geldiği için öğrenme aşamasında veya popülerlik anlamında artık bu soru sorulmuyor. Ama eskiden böyle bir soru vardı, artık bu soru sorulmuyor. Çünkü mobilin geleceği çok parlak, çok hızlı ilerliyor, çok büyüyen bir alan. Hem maddi olarak hem de farklı alanlarda da bunları görebiliyorsunuz. Şu grafikten bunu anlayabiliriz. Bakın arkadaşlar, burada 5 saatlik bir kullanımdaki bir kişinin veya birçok kişinin, tabii ki burası bir grafik ve burada birçok veri alınmış. %92 uygulama kullanımı çıkmış. %8 de browser üzerinden, internetten bazı yapıları araştırmışlar. E-ticaret olabilir veya başka yapılar olabilir. Ama %92'lik kısım uygulama. Yani buradaki yapıdan bile uygulamanın, özellikle mobil uygulamaların geleceğinin çok daha parlak olduğunu görebiliyoruz. Burada belki bir ilginç olarak karşınıza gelen bir yapı. Bakın, Facebook çok yüzde olarak yüksek kullanılıyor. Bu Türkiye'de de geçerli, Amerika'da da geçerli arkadaşlar. Facebook gerçekten çok ciddi anlamda kullanılıyor hala. Belki ben mesela ağırlıklı olarak Instagram kullandığım için bana garip gelmişti, ilginç gelmişti. Ama gerçekte böyle, hala Facebook çok popüler. Bunun sebebi de olabilir. Bunun bazı sebepleri tabii ki var. Reklamlarla ilgili olabilir. Veya Instagram'da bir sayfa açtığımız zaman otomatik olarak bazen Facebook sayfası da açmamızı isteyebiliyor. Özellikle işletme hesaplarında. Bu tarz nedenler olabilir. Ve ondan geriye kalan da birçok, bakın, uygulamalar var. Bunlar tabii ki şu anda çok güncel olmayan veriler ama bu oran gitgide daha da artıyor arkadaşlar. Buradaki grafikte de şunu görüyoruz. Bakın, 2013 yılından 2019 yılına kadar masaüstüyle telefonların veya mobil cihazların gelişimini görüyoruz. Gerçekten bakın, şöyle sürekli yükselen bir ivmeyle bu yükseliyor. Masaüstü kullanımı ise neredeyse hep sabit kalıyor. Çünkü biz hala örneğin mobil uygulama geliştirmek istiyorsak, yazılım geliştirmek istiyorsak masaüstü de bunu yapmamız gerekiyor. Masaüstü derken bu laptop olur veya işte kasalı bilgisayarlarımız olur veya olabilir veya all-in-one bilgisayar olabilir. Bunları kapsıyor. Onları da hala kullanıyoruz. Çünkü orada da üretkenliğimiz var. Belki ileride bu da değişebilir. Belki takip ediyorsunuzdur. Özellikle Apple tarafında yeni iPad'ler duyuruldu. Son 2 yıldır özellikle Pro serisi gerçekten çok güçlüler. Hem işlemci anlamında hem de grafik anlamında. Ve Photoshop gibi uygulamalar belki orada artık daha da aktif şekilde kullanılacak. Şu anda da var ama daha profesyonel seviyeye gelmiş olabilir. Orası da iyicene gelişiyor. Belki biz ileride iPad üzerinden de mobil uygulama geliştirebileceğiz. Bu da olabilir. Yani aslında burada şuna bakmak lazım. Bunlar bir cihaz aslında. Mobil uygulama dediğimiz cihazlar artık taşınabiliyor. Laptoplarımız da aslında taşınabiliyor. Aslında bunların hepsi bir cihaz. Bunların bütün alanlarında olmamız gerekiyor teknoloji olarak. Diğer bir grafiğimiz var arkadaşlar. Bu biraz ilginç bir grafik. E-ticaret sitelerindeki kullanım oranları. Bakın, 2013'te 2019 yıllarında burada görebiliyoruz. Hala masaüstü veya tablet gibi ekranı büyük olan cihazlarda e-ticaret siteleri üzerindeki kullanım daha fazla. Ama telefonlarda, daha doğrusu mobil uygulamalarda bu daha az. Bunun sebebi de şu arkadaşlar, yüksek ihtimal. Biz hala güvenlik anlamında geniş ekranı, masaüstü, laptop veya tablet gibi cihazları daha güvenilir buluyoruz. Telefonlar hala o güvenlik anlamında bizi algı olarak aşamadılar ama zamanla tabii bu da aşılacak. Ki şu anda zaten güncel teknolojilerden işte Face ID'ler var, parmak izi okuma var. Bu tarz teknolojilerle daha da güvenilir hale aslında telefonlar gelmiş oluyor. Ama tabii burada bir alışkanlık da var. Bunu da görmüş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar, hızlıca bu mobil uygulama geliştirmede neler var? Neleri biz görmemiz gerekiyor, neleri bilmemiz gerekiyor kültürel anlamda? Bunlardan bahsedeyim, sonra soru cevap kısmına geçiş yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle iki tane platformu aslında biz uygulama geliştiriyoruz. Bir tanesi Android, bir tanesi iOS. Şu anda gündemde olan Huawei'nin HarmonyOS diye bir işletim sistemi var arkadaşlar. O da duyurulacak ve
Huawei'nin söylediğine göre Çinli üreticilerin hepsine bunu ücretsiz olarak sunacaklarını söylüyorlar. Belki o da bu iki işletim sistemine rakip olarak gelebilir. Her şey değişebilir. Ama şu anda ağırlıklı olarak Android ve iOS kullanıyoruz. Android Google şirketinin, iOS ise Apple şirketinin desteklediği bir platform, bir işletim sistemi. Biz ağırlıklı olarak Android işletim sistemlerini Apple cihazının dışındaki cihazlarda görüyoruz. Zaten Apple kendi işletim sistemini farklı firmalara kullandırtmıyor. Ve biz o yüzden genelde iOS'u Apple'ın sahip olduğu cihazlarda görüyoruz. Şimdi iki farklı marketi var arkadaşlar. iOS tarafının App Store diye bir marketi var. Android tarafında ise Google Play diye bir marketi yer alıyor. Bu marketlerde benzer yapılar var. Birebir benziyorlar arkadaşlar. İçerisine uygulama yüklüyoruz ve bu uygulamaları da yükledikten sonra işte kullanıcılara sunabiliyoruz. Kullanıcılara isterseniz reklam yoluyla, isterseniz satın alma, uygulama içi satın alma yoluyla buralarda kazanç elde edebiliyorsunuz ve bunları orada sunabiliyorsunuz. İki farklı platformumuz var. Birbirlerine çok benziyorlar. Bütün anlamda çoğu yapıları aynı. Güncelleme bilgilerini de biz mesela yazılımcılar olarak buraya yükledikten sonra size güncellenmiş olarak bunlar iletiliyor. Bu tarz şeyleri de çözmüş oluyor. Şimdi mobil uygulama geliştirme platformları neler? Bunlardan bahsedelim. Hangi platformlarda biz uygulama geliştiriyoruz? Aslında temelde 4 tane platform var. Dördüncüsü değişken olabiliyor. Ama benim uzman olduğum alan Flutter. O yüzden buraya onu ekledim. Bunun haricinde başka platformlar da yer alıyor. 3 tane arkadaşlar native dediğimiz orijinal platform var. Siz örneğin Android'de native olarak orijinal diliyle bir uygulama geliştirmek istiyorsanız ya Java ya da Kotlin dili bilmeniz gerekiyor ve Android üzerinde bu geliştirmeleri yapabilirsiniz. iOS tarafına geçtiğimiz zaman Swift dediğimiz bir dil var. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bununla da iOS tarafında native yani orijinal bir platformda uygulama geliştirebiliyoruz. Bir de cross platform dediğimiz yapılar var. Bunlar ise arkadaşlar bu platformlar sayesinde yaptığımız uygulama hem Android hem de iOS tarafında geliştirilmiş oluyor. Yani tek seferde iki farklı işletim sistemine bunları sunabiliyoruz. Bunlara da cross platform deniyor. Bu şekilde bir yapımız var. Native ve cross platform diye bunları arasında hangisini seçim yapacağınızı işte sizin o az önce bahsettiğim hobi olarak mı, profesyonel olarak mı bunlara karar vermeniz lazım. Profesyonel olarak çalışmak istiyorsanız bunların hepsini bilmeniz gerekiyor. Hepsinin de bakın kendine ait dilleri var. Bu dillerde birbirine çok benziyor. O konuda hiç korkmanıza gerek yok. Şimdi bunlarda kullanılan IDE dediğimiz bir kavram var arkadaşlar. IDE bunlarla ilgili kodlama yaptığımız platform, program diye düşünebilirsiniz. Java ile Android, Kotlin ile Android, Dart ile Flutter için Android Studio kullanıyoruz. Flutter tarafında Visual Studio da kullanılıyor ama genelde Android Studio tercih ediliyor. Ki biz de bunu tercih ediyoruz. Ama arayüzleri birbirine çok benziyor. Her ikisini de kullanabilirsiniz. iOS tarafında ise Xcode dediğimiz bir yapı var. Bunu kullanıyoruz. Bunun üzerinden uygulama geliştiriyoruz ve ikisi arkadaşlar hem Android Studio hem de Xcode birbirine çok benziyor. İşte diyoruz ya Android bilirseniz iOS'u öğrenmek çok kolay. Diğerlerini öğrenmek de çok kolay. Bakın örnek olarak Android Studio arayüzü bu şekilde. Şurada proje dizini vardır. Burada kodlama alanı vardır. Bir de tasarım alanı vardır. Bu şekilde bir yapısı var. Tabii burada bazı değişen yapılar da oluyor ama genel yapı bu şekilde. Bakın hemen iOS tarafına geçiş yapıyoruz. Burada da bakın Xcode arayüzünü görüyoruz. Proje dizini, tasarım alanı, kodlama alanı benzer. Birbirine çok benzer. Her iki platform da birbirinden çok fazla şey alıyor arkadaşlar ve birbirlerini geliştiriyorlar. O yüzden birbirlerine çok benziyorlar. İşte bunu diyoruz. Siz Android bildikten sonra iOS tarafına geçtiğiniz zaman çok hızlı bir şekilde öğreneceksiniz. Bakın arayüz bile çok benziyor. Tabii kendilerine özgü de bazı yapılar da yer alıyor. Onu da zamanla öğrenmiş olacaksınız. Her iki platformda da arkadaşlar biz uygulama geliştirdiğimiz zaman uygulamaları test etmek için sanal cihazlar kullanıyoruz. Xcode tarafında simülatör deniyor. Android Studio tarafında emülatör diye isimlendirilmiş. Ama yapıları benzerdir arkadaşlar. Yaptığınız uygulamaları bunlarda deniyoruz. Piyasadaki bütün cihazları fiziksel olarak elde etmek çok zor olduğu için biz ne yapıyoruz? Sanal cihazlar oluşturup bilgisayarımızda bunlar üzerinde uygulamalarımızı gerçek bir cihazla test eder gibi test edebiliyoruz ve onlar üzerinde çalışmalar yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar genelde bu soru soruluyor. Şimdi mobil uygulama geliştirirken dil ne kadar önemli, platformu bilmek ne kadar önemli diye.
Bu benim şahsi fikrim arkadaşlar. Dil %40 öneme sahip benim görüşümde. Platform ise %60. Ama burada şöyle bir yapı var. Dili bilmek zorundasınız. Yani öncelik var. Dil olmadan kesinlikle platformda hiçbir şey yapamazsınız. Önce dili öğreneceksiniz. %40'lık aşamayı bu sağlıyor. Geri kalan kısımsa %60. Bu kısım sağlıyor. Burada öncelik olarak dili bilmek çok önemli. Ama ağırlıklı olarak çalıştığımız ve öğrendiğimiz kısım ise platform kısmı oluyor. Yani Android'i öğrenmek, iOS'u öğrenme kısmı oluyor. Böyle bir oran size verebilirim. Belki aklınıza belki bu şekilde bir soru vardır. Şimdi arkadaşlar, dil öğrenmekten veya mobil uygulama geliştirmekten çekinebiliyoruz. Bence korkmanıza hiç gerek yok. Birazdan bazı örnekler vereceğim. Bu örneklerden de anlayacaksınız neden korkmamanız gerektiğini. Şimdi isterseniz bunlara geçiş yapalım. Örneğin bakın, 4 farklı dilden değişken oluşturma ile ilgili arkadaşlar kodlama örneklerini ben slayta ekledim. Bakın, Java ile Android geliştirmek istiyorsanız Java bilebilirsiniz veya Kotlin. Mesela Flutter platformunda da Dart dilini bilmemiz gerekiyor. iOS tarafında da Swift dilini. 4 farklı dilde bakın değişken oluşturma kodlamaları bu şekilde. Bakın, Java ile Dart arasında hiçbir fark yok. Birebir aynı yapı. Sadece bakın, yazımı biraz farklı gelebilir. Şunlardan farklı gelebilir ama şu ikisi aynı. Şu ikisi de birbirine çok benziyor. Yani şunu demek istiyoruz aslında. Bir değişken oluşturma yapısını ezberlemek yerine, örneğin Java öğreniyorsanız, bunun mantığını bilmeniz lazım. Yani şunu bilmeniz lazım. Ben neden değişken oluşturuyorum? Değişken oluşturmak bana ne fayda sağlıyor? Nerelerde kullanıyorum? Hangi amaçla kullanacağım? Bunları bilmeniz lazım. Geri kalan yazmak. Bakın, Java'da bu şekilde yazılıyor. Integer diye başlıyorsun, sonra noktalı virgül var. Dart'ta da aynısı, birebir aynısı yazıyorsun. Kotlin tarafına geçtiğin zaman burada modern dillerde var dediğimiz bir kelimeyle tanımlıyoruz. Variable anlamına geliyor. İsim veriyoruz. Bakın, değişkenlerin içerisine de bu değerleri aktarabiliyoruz. Yani buradan şunu anlamamız gerekiyor. Biz değişken oluşturmanın mantığını bilirsek, Java'yı biliyorsanız Dart'ı hemen öğrenirsiniz çünkü aynı. Kotlin'i biliyorsanız Swift'i hemen öğrenirsiniz çünkü aynı. Java'yı bilip Kotlin'i bilmek de çok kolay. Bakın, burada integer diye tanımlanıyor ama mantığını bildiğiniz için burada hemen kıyaslayacaksınız. Burada var kelimesi gelmiş. İsim aynı. En sağ tarafında yeni dillerde arkadaşlar noktalı virgülle bitirme işlemi olmuyor. Yani satır bitti anlamına geliyor bu noktalı virgül. Bunlar da yer almıyor. Aslında bu kadar basit. Mesela farklı bir örnek göstereyim. Şöyle birkaç tane daha örneğimiz var. Mesela if yapısı. Bütün dillerde if yapısı benzerdir arkadaşlar. Bir tanesini öğrendiğiniz zaman diğerlerini öğrenmeniz çok kolaydır. Bakın, şurada değişken tanımlamaları var. 4 farklı dilde. Bakın, hepsinde neredeyse aynı. Şu if kısımları aynıdır. İçerinde arkadaşlar bakın, burada system out println var. Burada print var, println var, print var. Bunlar konsola çıktı almak için gerekli olan kodlama. Bunlar platformdan platforma değişebiliyor. Bunlara takılmayın. Şuraya odaklanmamız gerekiyor. Bakın, if diye bir yapımız var şurada. If kodlaması. Şurada da var. Burada da var ve burada da var. Burada tek farklı olan bakın şuradaki Swift. Onda da arkadaşlar Swift'te de şöyle bir mantık var. Şuradaki parantezleri biz kodlarken yazmamıza gerek kalmıyor. Bakın, onları kaldırmışlar ama geri kalan hepsi aynı. Bakın, 4 dilde if yapısı aynı. İşte burada neyi bilmemiz gerekiyor bizim? If yapısını ben neden kullanıyorum? Hangi mantıkla kullanıyorum? Bunu bilmeniz gerekiyor. Gerisi çok kolay. Bakın, 4 tane dilde bunlar benzer. Daha sonra bakın, for döngüsü var. Bu da arkadaşlar tekrarlı işlem yapmamızı sağlayan bir yapı. 4 farklı dilde bakın yazımını görüyoruz. Java ve Flutter birbirine çok benziyor. Bakın, sadece burada var var, burada int kelimesi var. Yapı olarak çok benziyor. Kotlin ile iOS tarafı, yani Swift tarafı da bakın arkadaşlar birbirine benziyor. Şurada bakın parantezler varken burada parantezler yok. Burada 2 nokta var, burada 3 nokta var. Yani yazım değişiyor. Bakın, 4 farklı dilde bu tarz yapıları, hem değişken oluşturma, hem if yapısı, hem de for döngüsü gibi ve bunun dışında da birçok yapı var. Ben örnek olsun diye bunları ekledim. Bunları arkadaşlar bu şekilde bakın benzer olduğunu görebilirsiniz. Buradan da aslında çıkartmamız gereken anlam şu. Biz bir tane dili iyi öğrenmemiz lazım ama gerçekten mantığını öğrenerek, ezbere değil. Sonra diğerlerini öğrenmek çok kolay. Hemen örneğin Java biliyorsanız Dart öğrenirken ne diyeceksiniz? For döngüsü burada nasıl oluşturuyor? Bakacaksınız. Sadece var farklıymış. Kotlin'e geliyorsunuz. Burada daha pratik bir yapısı var. Bunu öğreneceksiniz. Sadece yazımı öğreneceksiniz ama kullanımı bilmek daha önemli. Burada püf nokta aslında bu. O yüzden diyorum arkadaşlar, dil öğrenmekten korkmayın. Hepsi birbirine benziyor. Bir tanesini iyi öğrenin, diğerlerini çok hızlı bir şekilde öğreneceksiniz. Ve bu şekilde
bu alanda da geliştirmiş olacaksınız kendinizi. Benim slaytım bu şekilde. İsterseniz soru cevaba geçebiliriz. Şu paylaşımı durdurayım. Umarım faydalı olmuştur. Slayt üzerinden de sorularını sorabilirsiniz. Takıldığınız noktalar varsa arkadaşlar. Yardımcı arkadaşlar beni duymuyor galiba. Evet, Serkan geldi. Selamlar. Merhabalar. Biraz şey olabilir, kusura bakmayın. Estağfurullah. Çok güzel bir soru daha. Hocam, Android Studio'yu hep güncel tutmamız gerekir mi? Çünkü güncelleme geldikçe bilgisayarımız zorlanabiliyor. Abi Android Studio her şekilde zorluyor yani bu. Yani çok büyük bilgisayar olsa da bu oluyor arkadaşlar. Tabii ki en güncel halini kullanmakta fayda var. Çünkü büyük değişimler olabiliyor. Örneğin 4.1.1 ile beraber dark modu artık direkt entegre oldu. Mesela gece modu diye bir olay var bu arayüzlerde. Birçok yapı değişti ve eskide öğrendiğimiz birçok değiştiği için ortalık da biraz karıştı. Ama bunu öğrenmemiz gerekiyor. Buna adapte olmamız lazım. Güncellemekte fayda var. Ama şunu yapıyorsanız dikkatli olabilirsiniz. Örneğin bir proje üzerinde geliştirme yapıyorsunuz. Belli bir aşamaya geldikten sonra güncellemeniz belki sıkıntı yaratabilir. O projenin bitmesini bekleyin. Daha sonra güncelleme işlemi yapabilirsiniz. Şimdi bir tane harika soru var. Ona geçmeden önce şunu hızlı bir şekilde. Native hala ihtiyaç var mı? Flutter, React Native gibi platformlar Native'in yerini tutar mı? Abi başta söylediğimiz gibi hocam. Tekrar etmek ister misiniz yoksa? Ya tutar tutmaz bunlar aslında çok bizim için önemli şeyler değil arkadaşlar. Tutarsa biz onu öğreniriz. Tutmazsa güle güle deriz. Hiç önemli değil. Ama şunu söylüyoruz her zaman. Şunu bilin arkadaşlar. Her zaman öncelikli olarak orijinal yapıları bilmemiz lazım. Çünkü bu yapılar da Flutter gibi veya diğer platformlar, cross platformlar da orijinal dillerden türemiş yapılar. Şimdi orijinal yapı olmazsa bunlar neye ihtiyaç duyacak? Ortada kalmış olurlar. Ama belki ileride performans anlamında o kadar iyi bir yere gelirler ki o tarafa ihtiyaç duymayabiliriz. Ki Google zaten Flutter'ı destekliyor. Yani boşuna desteklemiyor bunu. Kendi platformları da var. Ne kadar ilerlerlerse o kadar bizim için faydalı. Şu anda çok dengede diyemem. Cross platformlar biraz daha performans olarak iyileşmeleri lazım. Zamanla da bu olacak. Belki telefonlar geliştikçe, performansları arttıkça bunu daha da rahat göreceğiz. Ama şu anda bizim bilmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Bu alanda çalışmak istiyorsanız Native ve Flutter tarafını bilmeniz lazım. Çünkü size iş veren birisi geldiği zaman ya ben Kotlin bilmiyorum, sadece Flutter biliyorum dediğiniz zaman o işi kaçırabilirsiniz. Ama ben mobil uygulama geliştirme uzmanıyım, siz hangi platformda istiyorsanız ben onu yapabilirim dediğiniz zaman çoğu işi alırsınız ve size daha çok güven duyarlar. Bir de sonrasında yani. Da şey getiriyor. Mesela hani şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar, size bu işleri verecek insanların hepsi çıktı bilgisayar mühendisliği veya ne bileyim çok ileri de derecede bir şey bildiklerinden değil ki, hani burada adamın bilen insana ihtiyacı oluyor. Siz eğer bunun hepsini biliyorum dedikten sonra bir sonraki işi de siz alacaksınız eğer bununla ilgili bir şey gelirse. Aklınızda bulunsun, çünkü o adam artık uğraşmak istemiyor, size sormaya başlıyor ve bu size bayağı iyi bir yere getiriyor. Aklınızda bulunsun ki bunu bizzat ben yaşadım. Flutter konusunda biliyorum demiyorum kesinlikle, çünkü çok Derya Deniz gidiyor artık bunlar, ama Flutter konusunda da bilgim var. Kotlin kısmını zaten mentorluğunu yapıyorum ve Java kısmını öğreniyordum. Üniversite kısmında da öğreniyordum. Hala öğrenme aşamasında ilerletiyorum ki iOS kısmını da ben 3. sınıf olduğum zamanlarda bile, hani 4. sınıf dersiydi, gidip alıyordum. Çünkü istekliydim mobil kısmında ve bu bana o kadar fazla şey kattı ki hani o konuda bunları öğrenin. Ve hani birazcık da şu kelimeyi atlıyoruz. Developer'lık, geliştiricilik. Geliştiricilik hani yapılan bir şeyi yapmaktan çok benim gözüm artık yeni şeyler de çıkartabiliyor mu bu insan olduğunda. Yani native bilmeyince cross platformda temel yapıyı tam mantığını çözemediğiniz için birazcık tekleme de olabiliyor. Yani öğrenebiliyorsunuz, hızlı öğreniyorsunuz ama o kısımda bunlara ihtiyacınız var ve benim için çok güzel bir soru. Çünkü ben de yaşadım bunu. Bir dile başlamaya çalışıyorum ama sürekli ondan önce bir şey öğrenmem gerektiğini fark ediyorum ve paradoksa giriyorum. Ne yapabilirim? Bunun en basit örneği ben gidip de bir
şey aldığımda, kurs aldığımda Udacity'den almıştım. Senin yok, Udacity'den değildi, şeyden de. Başka bir platform vardı, şu an adını hatırlamıyorum ama bana bundan önce Java öğrenmen gerekiyor diyor. Java'ya giriyorum, Java'dan önce C# bilmeniz lazım, bu WebP'yi bilmeniz lazım falan diyor. Ve böyle ben temeline kadar inmeye başladığımı hissediyordum. Abi burada sana önerebileceğim, benim önerebileceğim tek şey doğru kaynak seçimi. O zaman bunu yaşamıyorsun. Gerçekten ben Kotlin'de başka bir kaynakta buna başladığımda gerçek anlamda ilerlediğimi hissetmiştim ama orada sürekli takılıyordum. Hocam sizin de fikrinizi alalım. Şöyle, evet, benim önerim şöyle olur bu tarz şeylerde. Eğer bir dille başladıysanız, öncelikle yani bu tarz şeylerde önce neyi yapacağınıza karar vermeniz lazım. Aslında mobil tarafında bu çok da karmaşık değil. Eğer ben Android kodlamak istiyorum hocam dediğiniz zaman ya Kotlin ya Java karşınıza çıkıyor. iOS tarafını istiyorsanız zaten bir dil var. Ama cross platform diyorsanız benim önerim Flutter olur. Orada Dart dili var. Aslında bunlardan herhangi birini seçtiğiniz zaman başka dillere gözünüz kaymasın. Önce onu bir öğrenin. Ona bir zaman ayırın. Onunla keyif almaya başlayın. O platformu öğrenin. Diğerini zaten öğrenmeniz daha kısa sürecek. Ama örneğin ben Java'ya başladım. Yarısında başka bir dile geçiş yaparsam kafanız karışabilir. Ama Java'yı bitirdikten, anladıktan sonra Kotlin'e geçerseniz veya Kotlin öğrendikten sonra Swift'e geçerseniz çok hızlı öğrenirsiniz. Burada aslında arkadaşlar önemli olan nokta odaklanmak. Odağınızı kaybetmeyin. Ona odaklanın. O dil hiçbir işe yaramasa bile size büyük faydası olacak arkadaşlar. Yani örneğin oldu ya işte ben siz Kotlin'e başladınız. Google dedi ki artık Kotlin'i kullanmayacağız. Kotlin'i öğrenmiş olmanız size hiçbir şey kaybettirmez. Siz bir dil öğrendiniz, kendinizi geliştirdiniz, başka şey de öğrenirsiniz. Aslında bu tarz şeylere hiç takılmayın. Genelde arkadaşlar da ben şunu görüyorum, bir kararsızlık var. Kararsızlığa hiç düşmeyin, başlayın arkadaşlar. Bir şey öğrenmeye başlayın, keyif almaya başlayın. Evet, başlayın. Ona buna derken oluyor. Ben özellikle bunu Udemy'de görüyorum. Bir arkadaşımız vardı, bir ay içerisinde 4-5 tane şey öğrenmeye çalışıyordu ve artık ben sıkıldım diyordu. Doğal olarak öyle oluyor maalesef. Bir tanesine odaklanın, keyif almaya bakın. Şimdi iki arkadaşa da verebileceğim benim harika iki örnek var. Birincisi zaten hocamız Udemy'de eğitim veriyor. Ona gidip bakabilirsiniz ki bunu paylaşacağız dedim. İkincisi eğer ben video kısmından değil de kaynak kısmından ilerlemeyi seviyorum diyenler varsa ki belli bir yaşın altı full videodan gitse de hani biraz daha üst yaşlar kaynağa alışık olduğu için daha ileride kitap kısmında özellikle. Ama şimdi başta dediğimiz gibi hani kitabı updateleyemiyorsun. Basıldı mı o rafa gidiyor artık ve bu birazcık sıkıntı. Ben size şöyle paylaşayım. Sürekli updateleniyor ve Google'lar tarafından düzenleniyor. Developer kısmından Android bootcamp'leri, kursları var ki yakın zamanda biz de bununla ilgili bir şey başlatacağız. Aynı zamanda sertifikalı olacak, haberiniz olsun. Buna katılabilirsiniz ama buradaki kaynaklar hem hiçbir şey bilmiyorsan hem de daha öncesinde Java falan başladıysan, syntax biliyorsan şeklinde ikiye ayrılıyor. Buna başla abi ve yavaş yavaş ilerlediğini hissediyorsun. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum kısmı gerçekten hiçbir şey bilmiyor ya anlatıyor gibi ve kafanda oturuyor, satır satır anlatıyor. Eğer birazcık bile biliyorsan zaten bir alt satıra geçebiliyorsun. Böyle de bir avantajın var. Eğer diyorsan ki ben sıkılmıyorum, geç bunu oku, başla. Dene, uygula, yan yana uygula. Çünkü birebir satır satır ne yapman gerektiğini söylüyor ve bunun mantığını anlatıyor sana. En güzel kısmında bu. Evet. Yazdığın satırın ne olduğunu biliyorsun. Google Code Labs'leri zaten. Bunlar birleşmiş. Video takip istiyorsanız böyle yayınlara katılmak size evet gaza getirir, heveslendirir ama bunlar eğitim videoları değil. Mesela Kasım hocamızın Udemy kısmını bırakıyoruz biz. Gidin oradan bir bakın. Ki bence gayet iyi. Hani bir yerden tutup götürüyor. Ama hani kaynak paylaşımları dediğimizde böyle içerikleri paylaşıyoruz biz ki kendi ekibime de bunları paylaşıyorum. Türkiye kısmındaki DSC'lere de bunları paylaşıyorum. Türkiye'deki DSC'lere mentorluk yaparken diyorum ki abi bunu bitirmiş olun. Çünkü burada hem batch sistemi var, hatta açıp göstereyim ben bunu hızlıca bir. Hocam size de sıkıntı olmazsa. Estağfurullah. Çünkü gerçekten bu Google'ın kendi içeriği olduğu için ciddi anlamda benim hoşuma gidiyor. Siz de görmüş olursunuz. Belki incelersiniz hocam sonrasında. Neat Programming ve Prior Programming kısmı var. Neat Programming'den girerseniz daha bu bitirme aşamasına girmedi. Hatta bu kısım yeni çıktı ama böyle tatlı tatlı batchleri yani size verdiği küçük küçük rozetleri var bunları tamamladığınızda ve gidişat olarak da bu videolar zaten kısa muhabbetin ne olduğunu anlatıyor ama kod deplerden açıp satır satır bunu neden yazdığınıza dair
Mesela bunu yazdık biz, bu böyle. Buradaki elemi şunun için yazdık falan diye tek tek anlatıyor. Ve bunu hani Chrome kullanıyorsanız %90 oranla Türkçe'de çeviriyor. Haberiniz olsun. Sadece belli kısımlarda yapıyı bozuyor. Ki o da artık hani İngilizce öğrenmeniz lazım bunu yaparken. Ama bu gerçek anlamda güzel bir çeviri yapıyor. %90'ını anlıyorsunuz. Evet. Ve bu kısımda hani eğer prior'sanız, hani ben daha öncesinde biliyordum, Java biliyordum veya ne bileyim syntax biliyorum diyorsanız buna girin ve burada da 15'lik bir sistem var. Hatta hangi şehirdeyseniz o şehrin DSC'sine bunu bitirdiğinizde götürün deyin ki ben bunu bitirdim. Size sertifika da vereceklerdir. Haberiniz olsun. Böyle güzel bir içerik de var. Ve burada da mesela birinci kısımda Android Studio'dan kurmayı anlatırken 10. kısma kadar artık böyle herkes için tasarım. Mesela tasarımla ilgili çok soru vardı. Hani bunu kesinlikle kaçırmayın. Aklınızda bulunsun. Yani buradan bir şey kazanmıyoruz biz. Ben bunu inatla öve öve anlatıyorum ama bu Google'ın kendi içeriği ve hani kimse gidip de bunu tanıtın demiyor ama benim gördüğüm en iyi şeyler, en iyi içeriklerden biri bu. Çünkü şuradan hemen bir Udacity'dekinden göstereceğim. Birebir aynısı ama daha kullanışlı hali neredeyse. Mesela Udacity'ye de gidip bakabilirsiniz ama dediğim gibi bu içerik mesela daha toplu. Hızlı bir şekilde şuradan girmeye çalışacağım ama inatla beni atacak bu ihtimalle bu kısımda. Yani mesela buradaki konu başlıklarına dair hepsi aynı. Ha bu birazcık daha uygulama soruları vardır falandır filandır detaylıdır ama kaynak arıyorsanız farklı kaynaklar önerme taraftarıyım ben. Bu da Google kısmından çıkıyor. Onun haricinde GDC sayfamızda bir tane daha Kotlin Akademi kısmının videoları var. Onlara da bakabilirsiniz. Bunlardan hangisini daha iyi anlayacaksanız ona oturun ama bunlar güzel kaynaklardır ve o sıkıntıyı yaşamazsın. Şimdi hangi arkadaş sordu hatırlamıyorum ama ben ciddi anlamda o sıkıntıyla karşılaşmıştım. Hani Java'yı öğren, onun öncesinde bunu öğren, şunu öğren diye burada yaşamıyorsun. Çünkü onu alt metnini veriyor veya onunla ilgili gidip de uygun bir sayfaya yönlendiriyor seni. Mesela bu mantığı öğrenmeniz lazım diyorsa tıklıyorsun ve gidip bir sayfada onu öğrenip geri geliyorsun. O daha bozmuyor çünkü bu çok güzel bir şey benim gözümde. Sana ek olarak şunu ekleyeyim Serkan. O sırada sen de biraz dinlenmiş olursun. Ben kendi öğrenme serüvenimi anlatayım. Belki arkadaşlara biraz motive eder. Bu tarz şeyleri, mesela o bahsettiğim bir eğitim vardı galiba. O tarz şeyleri arkadaşlar bilmiyorsanız da girin. Kendinizi böyle zor duruma sokun ki çevrenizden dolayı siz de kendinizi geliştirmek zorunda kalırsınız. Üniversitede falan belki bunu hissetmişsinizdir. Bir üniversiteye girdikten sonra çevrenizdeki insanların seviyesine erişmek için siz de kendinizi geliştiriyorsunuzdur. Bu çok doğal bir şey. Böyle olun. Hep kendinizi zor durumda bırakın. Bir şeylere dahil olun. Bir şeyler öğrenmeye çalışın. Ben elektronik haberleşme mühendisiyim. Yani benim aslında alanım yazılım değil arkadaşlar. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde elektronik haberleşme mühendisi okudum. Oradan mezunum. Ben mezun olduktan sonra Java uzmanlığı eğitimi aldım. Şöyle oldu o da, benim hiç bu alanla ilgim yoktu. Aslında yazılımda ilerlemeyi düşünmüyordum. Ailem Bursa'da, Bursa'da otobüse girerken bir tane afiş gördüm. Ve afişte şöyle yazıyordu, Sabancı Üniversitesi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bir tane eğitim yapacak, 10 kişi yetiştirecek Java uzmanı olarak. Biz üniversitede Java dersleri gördük arkadaşlar, millet dökülüyordu. Ben iyiydim, fena değildim ama geleceğimin olacağını çok düşünmüyordum açıkçası. Ve dedim ya bir gireyim ne olacak, bir sınava gireyim en azından. Sınava girdim ve ilk ona seçildim arkadaşlar ve süreç öyle başladı. Ama o zamanlar arkadaşlar bu 2011 yılında Türkiye'de daha böyle Android uygulama geliştirme falan biliniyor ama böyle çok yaygın yok. Değil, bu kadar kaynak yok. O noktada benim en büyük avantajım şuydu arkadaşlar, bizim üniversitede aldığımız eğitim %100 İngilizceydi. İngilizcem iyiydi, ben İngilizce kaynakları okuya okuya Android'i kendim öğrendim. Çok fazla kaynak okudum ama yani az önce Serkan'ın da bahsettiği gibi bulduğum bütün kaynakları okudum. Bu yararlı yararsız ama bir süre sonra şuna geliyorsunuz. Öğrenmeye başlayınca zaten oradaki bilgiyi biliyorum şuraya geçeyim onu öğreneyim falan derken iyi bir seviyeye geliyorsunuz. Ama bu şöyle oluyor. Ben hiçbir kaynak olmadığı için yani bana bir mentorluk edecek birisi de olmadığı için kendim öğrendim. Belki süreç uzadı ama Serkan'ın gösterdiği gibi şu anda kaynaklar çok. Bu süreçlerde artık bunları öğrenirseniz çok hızlı öğrenirsiniz. Aslında bu da püf nokta. Biz dil öğrenmek diyoruz ama aslında ilk öğreneceğiniz dil arkadaşlar İngilizce olması lazım. Kesinlikle. En azından okumayı becermeniz lazım. Konuşmayı neyse hani sonra halledersiniz ama okumayı
iyi yapmanız lazım ki zaten teknik makaleler çok zor değildir. Android'in de Google'ın da makalelerine baktığınız zaman gayet anlaşılır, sade, ne demek istediğini anlayacağınız şeyler vardır. İngilizce öğrenirseniz öğrenme hızınız çok artar. Bir de dediği gibi mesela kitap var. Kitaplar, özellikle basılı kitapları güncellemek çok zor. Eğer İngilizce bilirseniz e-booklar var, İngilizce booklar var, onlara bakabilirsiniz. O tarz şeyleri okuyabilirsiniz. Bunları değerlendirebilirsiniz. Güncel şeyleri öğrenebilirsiniz. Ben önereyim, YouTube'da Android Developer, Google Developer hesapları var, YouTube kanalları var. Orada haftalık gündemle ilgili böyle haberler var, 1,5-2 dakikalık. Onları izlerseniz, orada bir şey öğrenirseniz, örneğin mesela Jet Compose nedir ona bakarsınız. Hemen bir not alıp araştırırsınız. İşte burada dil bilmek önemli. Bir de kendinizi biraz zor duruma sokun. Yani bir grubun içerisine dahil olun, öğrenmeye çalışın. Onlar seni tutsun, geliştirsin. Daha faydalı olur. Ya bu işte biraz hevesli olmak, meraklı olmak çok önemli arkadaşlar. Bu arada yine araya giriyorum ama o içerikleri, evet, Google Android Developer kısmındaki bütün içerikleri Türkçe olarak yapabildiğimiz kadarıyla Google Developer Türkiye YouTube sayfasında yapmayı planlıyoruz. Ama bu demek değil ki İngilizce öğrenmeyin. Abi ilerlemez gerçekten. Biz hepsini Türkçe koyalım buraya, gerçek anlamda ilerleyemezsiniz. Onu birazcık, evet, okuyarak şey yapmanız lazım. Yani. Evet. Bir de şöyle düşünmeleri lazım. Ya ben niye Serkan'a bağımlı olayım ki? Ömür boyu Serkan'ın bir şeyi çevirmesini bekleyemem ki. Belki Serkan yarın bir gün başka bir sektöre geçecek ve bu işleri bırakacak. Veya Serkan'ın çevresindeki arkadaşlar bu işi yapmayacak. Veya diyecekler ki biz artık yapamıyoruz. O noktada ne yapacaksınız? Birisine bağımlı olmak hiç iyi bir şey değil arkadaşlar. Kendiniz öğrenin. Ki öğrenirsiniz o kadar. Bir de arkadaşlar şunu da yapın. Şu da size tavsiyem olsun. Paylaşımcı olun. Bildiklerinizi internette paylaşın. Öğretmeye çalışın. Öğrendikçe öğrenirsiniz. Çok yakın zamanda şu anda hali hazırda yürümekte olan bir eğitimim var. Orada bir öğrencimiz var. Kendi yazdığı bloglar sayesinde iyi bir iş teklifi aldı mesela. Bloglardan onu keşfetmişler. İyi de bir şirket. Büyük güzel bir iş teklifi aldı ve kariyeri şekilleniyor. Tamamen kendi paylaşımından dolayı. Siz de paylaşın. Çevrenizle etki etmeye çalışın. Ve bir şekilde güzel yerlere gelir. Onun tarafına katılın arkadaşlar. Evet. Yani basitinden. Çünkü burada, aynen, bizim amacımız şu değil. Bize ciddi anlamda şunu zannedenler var değil mi? Kelle başına biz para almıyoruz. Biz bu işten para almıyoruz. Şöyle bir durum var. Eğer bir oyunu oynuyorsan, oyunu oynayan insanlarla muhabbet etmek istersin değil mi? Aynı mantık. Hani burada da bir şey biliyorsan, o şey bilen insanlarla muhabbet etmek seni hızlandırır ki. Bizim Türkçe çevirdiğimiz videolarda şunu zannetmeyin. Hani Türkçe bir şekilde tamamını şey yapıyoruz. Hayır, bu ciddi anlamda, hani ben de yaşıyordum. Kaynağı oturup okumaya başlayıp translate'i yanda açıp veya sözlüğü yanda açıp yaparken sıkılan çok fazla insan var ve biz onları teşvik etme adına bunları yapıyoruz. Yani bak Türkçesi böyle güzel bir şey, bu, bunun devamını getirebilirsin kafasında. Bunları kesinlikle hani gidin öğrenin, araştırın, bir yere bağımlı kalmayın. Çünkü hani komüniteler bir gün bitebilir, diller bile bir gün bitebilir diyoruz biz hani. Bu kısımda olabildiğince kendinizi geliştirmeye açık olun ki ben Kasım Hoca'nın da Udemy sayfasını buradan paylaşayım. Buna da bir bakın, videolara, oradan girişinizi yaparsınız. Evet, ve ya özellikle mesela Android kısmında şeyseniz, bizim DSC, GDG Discord kanallarımıza girin. Ki bu kısımda hani ben direkt mentorluğunu yapıyorum. Bedavadan mentorluk açıkçası bu kısımda. Ve buraya katılın, istediğiniz gibi kaynak mıyız sormak istiyorsunuz? Sorun, cevaplayalım. Veya bir sorunuz mu var? Sorun, cevaplayalım. Hocama gidin bu kısımda eğer vakti varsa. Aynen. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bizim komünitemiz öğrenci bazında olduğu için ve biz onlara destek olduğumuz için orada hani vaktim yok kısmında değil de oradan cevap veren bir kafa bulursunuz. Çünkü onlar da öğrenmeye çalışıyor ve onlar da paylaşmak istiyor. Belki siz de burada bir şeyler paylaşırsınız. Mesela Gürkan, evet, güzel sorular soruyorsun. Doğuş aynı şekilde. Abi Discord kanalımızı arkadaşlar paylaşın. Buradan gelin, sorularınızı sorun. Çünkü orada mesela bedava Udemy kurslarından tutun, ulaşabileceğiniz en iyi bedava veya ücretli içeriğe kadar biz orada paylaşıyoruz mesela. Ki ben bunu Android kısmı için söylüyorum. Diğer alanlarda da benim mentorluk yapan arkadaşlarım var. Onlardan da destek alabileceksiniz. Bir arkadaşımızın sorusu vardı arada, gitti galiba. Şeyi soruyordu, ben ona hemen cevap vermeye çalışayım. Bir dili öğrendiğimizi nasıl anlayabiliriz? Hangi noktayı aşmışız gibi öyle bir soru vardı. Evet, Elephant Man'in. Evet. Ya bu aslında arkadaşlar, bir şey öğrendim diyebilmek özellikle teknoloji dünyasında çok zor. Ben mesela tamam Flutter üzerinde veya mobil alanda uzmanım diyoruz ama Android'i veya Kotlin'i tamamen bildiğimizi iddia edemeyiz.
Bu noktada şöyle bir şey olması lazım. Bir dili öğrendiğiniz zaman, bir dili öğrendiğinizi hissedebilmek istiyorsanız, en azından bunu hissediyorsanız şunu yapmanız lazım. Size bir problem sunulduğunda, yazılımsal bir problem sunulduğunda bunun algoritmasını kafanıza oturtup kodlamaya dökebiliyorsanız tamamdır. O noktada iyi bir sonuç alıyorsunuzdur. Algoritmasını oturtamıyorsanız, ne yapacağınızı tam oturtamıyorsanız bir dili değil başka dillerde de sorun yaşarsınız. Burada aslında temel nokta algoritma. Yani şunu demeniz lazım. Ben burada for döngüsü kullanacağım. Burada array list kullanacağım. Burada listeleme yapacağım. Burada başka bir işlem yapacağım. Bunu diyebilmeniz lazım. Eğer bunu diyebiliyorsanız Android tarafını zaten bunu şekillendirirsiniz. UI ile ilgili bir soru var. UI tasarımı, bu kısmı atlayalım da. UI tasarımı hem hazırlamak hem de kodlamak mantıklı mı? UI tasarımı kodlamak bize ne kadar avantaj sağlar? Gürkan'ın sorusuna da geleceğim, Gürkan buradaysan. Evet, yani Botan şöyle aslında, eğer mobil uygulama geliştirme uzmanı olarak bir yerlerde çalışıyorsan veya mobil uygulama geliştiriyorsan hem tasarım hem de kodlama kısmının hakim olabilmen çok büyük bir avantaj aslında. Yani sadece tasarımı bilmek, sadece kodlamayı bilmek biraz daha dezavantaj. Türkiye'de şöyle işliyor bu durum. Şirket olarak düşünürsen, bir yerde çalışma anlamında düşünürsen, şirket ne kadar küçülürse yapacağın iş fazlalaşır. Ama büyüdükçe, profesyonel bir seviyeye geldikçe o zaman tabii ki tasarımı başkası yapar, kodlamayı başkası yapar. Ama temel olarak en başta biz hepsini bilmek zorundayız. Çünkü tasarıma göre kodlama yapacaksın ve ona göre şekillendireceksin. UI tasarımını da bilmen lazım. En azından bir görüşün olması lazım. Bunun için de gayet güzel siteler de var. Onlara bakabilirsiniz. Güncel tasarımları takip edebilirsiniz. Kendinize onları uydurabilirsiniz. Bunları kullanabilirsiniz. Hatta bir site önereyim, belki paylaşabilirsinizdir. Uplabs.com. Çete yazayım, belki oradan paylaşırlar sizler. Çete yazarsınız hocam. Direkt atarız. Ya o site gayet güzel. O siteye bir bakın. Pardon, yanlış yazdım galiba. Şöyle düzelteyim. Bir de arkadaşlar, yani bunu da ikisini de bilmek, Botan, bunu da ikisini de bilmek günün sonunda seni değerli eleman yapıyor bir şirket. Aynen çünkü öyle. Birincisi, hani ikisini de bilince diğer adamın işini kolaylaştırabilecek şeyler çıkartıyorsun günün sonunda. İkincisi, sıkışıldığında sana gelinebildiği için sen arada geç değerli eleman oluyorsun bu kısımda ve hani bu seni dezavantaja sokmaz çünkü ya ben Multicamp kısmında da söyledim, diğer kısımlarda da söylüyorum. Hani vaktimiz yok diyorlar. Abi diyorum, mobille ilgileniyorsan hepsini öğren istiyorsan. Hani bu seni bayağı bir avantaja sokar diyorum. Vaktimiz yok diyorlar. Gününüzün ne kadar fazlası boşa gidiyor bilseniz. Hani vaktiniz var, kendinizi kandırmayın. Bu sizin gelecekte ne kadar iyi bir yerde olmak istediğinize bağlı bir soru. Ne kadar aslında, iyi bir yerde olmak istiyorsan ona gidiyor. Aslında vaktiniz yok, aslında şu cevap oluyor. Ben mesela eskiden işte lise yıllarında falan oyun oynamayı severdim. Fena yani bilgisayar oyunlarını severdim. Özellikle futbol oyunlarına biraz da merakım vardı. Ama yazılıma geçtikten sonra oyun oynamaktan daha büyük zevk alıyorum. Yani bir kodlama yaparken size çok büyük bir keyif veriyor. İşte bu noktada size keyif vermiyor demek ki başka şeylere zaman ayırabiliyorsunuz. Keyif verse arkadaşlar, gerçekten bundan keyif alsanız inanın saatlerce uğraşırsınız. Yani artık o işten başka bir iş de yapmazsınız. Bir de Batuhan'ın sorusuna ek bir şey yapalım. Arkadaşlar sadece şunu bilsem, sadece bunu bilsem diye bu işin kısa yolu yok. Her şeyi öğreneceğiz. Tasarımı da bilmeniz lazım. Tasarımı bilirseniz şöyle bir avantajı da var size. Ben öneriyorum, tasarıma da yönelim. Biraz sanat görüşünüz de belki artar. Örneğin bir şirkette çalışıyorsunuz Android developer olarak. Ama kendinizin de işten sonra geliştirdiği bir proje olabilir. Orada kendi tasarımınızı yaparsınız. Bu iş size ekstra gelir de sağlar. Yani kendi yaptığınız işin dışında da başka işler yaparsınız. Orada tasarım anlamında size büyük fayda sağlar. Her şeyi bilmek, hani bunları yapmak çok zor değil. Zamanla bunların hepsi oluyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ya bu kısımda kesinlikle katılıyorum. Hani abi şöyle de bir durum var. Bunu da atlamayalım. Hani hocamız da dedi ya, eğer zevk almıyorsan yapamazsın bunu. Zevk alıyorsan saatlerini verirsin. Üniversite kısmında ve bilgisayar mühendisliği okuyan arkadaşlar, o tam olarak kodlama değil. O gerçek anlamda hani basic'in basic. Projelerde çalıştığınızda zevk alıyorsunuz veya ne bileyim kendiniz bir şey geliştiriyorken zevk alıyorsunuz. Çünkü çoğu üniversitenin gittiği yer en fazla hani basic tutorial'lar. Başka bir şey değil. Ha, bu kısımda hani, tabii ki üniversiteler size bayağı bir bu kısımda zorlayabilir ama ben dediğim gibi çoğu üniversiteye mentorluk veriyordum DSC kısmında ve otomatikman sınavlarda ne görüyorlar onu da görüyordum açıkçası ve hani hiçbir şey görmüyorsunuz. O kısımda değerlendirmeyin. Gidin, katılabiliyorsanız bir projeye katılın. Hackathonlara katılın. Bir şeyler öğrendiğinizi hissediyorsanız veya bir ekibe destek olurum ben diyorsanız.
veya ne bileyim bootcamp'lara katılın. Şimdi Google Developers bootcamp üstüne bootcamp yapmaya çalışıyor ve bu kısımda hiçbiri de yetersiz değil. Çünkü içeride çok kalabalığız ve uğraşan çok fazla insan var. Yakın zamanda Android ile ilgileniyorsanız Google Developers Turkey kanalına gidin abi. Takip edin Instagram, Twitter ve YouTube'dan. Bu kısımda mutlaka bir bilgi sahibi olursunuz. Çünkü yakın zamanda 2 aylık, 2,5 aylık hatta belki 3 aya taşıyacak bir Android Bootcamp'i çıkacak orada da. Aklınızda bulunsun. Gerçekten iyi isimler olacak. İçlerinde hani planlama kısmımız doğru gidersek Google ağırlıklı bir kısım olacak. Aklınızda bulunsun. Ve sertifikası da güzel. Katılabilirsiniz. Canlı bir eğitim olduğu için size bayağı bir kar. Ama dediğim gibi bu şeyleri havada yakalıyor olmanız lazım. Kovalıyor olmanız lazım. Onlar için de birazcık daha mesela bu işle ilgilenen insanları takip edebiliyor olmanız lazım. Yani sözü gelmişken mesela bizim sayfalarımızı takip edin. Kasım Hocam'ın sayfalarını takip edin. Çünkü burada yeni bir şey öğreniyorsunuz. Yeni bir konu görüyorsunuz. İlginizi çekiyor veya sizi heveslendiriyor en azından. Aynen öyle. Bunlar çok önemli şeyler. Motivasyon çok önemli bu işte. Motivasyonu kendi kendinize sağlamanız lazım. Burada hani sizin motivasyonunuzu ne yerine getirir bilmiyoruz ama hani biz burada olabildiğince çıkıp da anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bazılarınınkini para yerine getiriyor. Bazılarınınkini hani tanışmışlık veya insanların onun ismini duyması getiriyor. Burada önemli olan şey siz nasıl kazandığınızı kendiniz çözmeniz lazım. Nasıl öğrenilebildiğini. Çünkü şimdi her insan aynı değil. Her insana aynı şeyi önermek çok büyük olasılıkla yıkıma gidiyor çoğu zaman. Ya bu kısımda da birazcık siz bunu bilerek gelirseniz biz size daha fazla şey katabiliyoruz. Aklınızda bulunsun. Kasım Hocam'ın da Instagram sayfasını paylaştık. Süper. Ya bu kısımda var mı başka soru? Hocam sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok. Slide bu kadardı. Yani bunun haricinde soruları alabiliriz. Yani istedikleri soruları sorabilirler. Soruları cevaplayabiliriz. Dille olabilir, platformla ilgili olabilir. Bir dakika. Şöyle şu bir soru gelmiş. Hackintosh ile iOS geliştirimi yapıp paylaşım yapabiliyor muyuz? Paylaştırma kısmında sorun olabiliyor. En azından şu aşamaya getirebilirsiniz. Yani Hackintosh'la, yani Hackintosh'lu oluyor arkadaşlar. Windows bilgisayar üzerinden macOS işletim sistemini çalıştırarak uygulama geliştirme. Şimdi biz iOS'ta uygulama geliştirmek istiyorsak bir tane Apple'ın bilgisayarına ihtiyacımız var. Çünkü içerisinde macOS dediğimiz işletim sistemi olması gerekiyor. Bunu Windows bilgisayarlarda Hackintosh'ta veya sanal makinelerle bir çözebiliyoruz ama çok da verimli olmuyor. Çünkü güncellemeyi yakalayamıyoruz. Ama bir uygulama geliştirdiniz veya eğitim amaçlı başladınız. Oradaki dosyayı alıp bir arkadaşınızdan rica edip Mac'i olan oradan yayınlayabilirsiniz yani. Bu duyuruları paylaşmışken community sayfamızı tekrar paylaşıyorum. Ben buraya katılırsanız arkadaşlar etkinliklerimizden hızlıca haberdar olabilirsiniz. Aklınızda bulunsun, bunu tekrar paylaşın. Katılmadıysanız hani gerçekten hızlı bir şekilde tıklayıp direkt katılabilirsiniz. Size bununla ilgili bildirim de gidiyor. Bildirim istemiyorsanız eğer profilinizden bunu kapatabiliyorsunuz. Oradan rahatsız etmek istemeyiz ama buraya açıp bir bakın. Gerçek anlamda hani Google teknolojileri dair bütün teknolojilerle ilgili etkinlik çıkartmaya çalışıyoruz. Ve bu kısımda da hani haberiniz olur ve ilerlemenize katkısı olur diye düşünüyorum ben. Çünkü ya bir şeylerden haberdar olmayınca heveslenmiyorsunuz. Heveslenmeyince gerçek anlamda o dokümanları açıp bakmak, o videoları izlemek zor geliyor. Ama sonuç olarak bir hedef koyarsanız iyi gidiyor bu işler. Onun için yavaştan bu komünitelere de bakabilirsiniz. Tabii ki sadece GDC Edirne yok. Bulunduğunuz şehirdeki GDC'lere katılırsanız sizin için bir avantaj. Tekrar söylüyoruz, komünitelere katılın yani. Hani burada sizden überstar beklentileri olmuyor. Sadece insanlara gönüllü bir şekilde destek olmak istiyor musun? Bu teknolojiler hakkında bilgi vermek istiyor musun tarzında ki bu etkinliği de chatte de görürsünüz. Emre organize etti. Emre de bizi etkinliklerden bulup gelmiş bir insan ve şu anlık bu etkinliği organize etti. Hem de Kasım Hocam'la tanışma şansı edindi. Siz de bu şekilde konuşmacılarla daha hızlı bir şekilde tanışıp gerçek anlamda sorularınızı hızlı bir şekilde sorabilir veya community kısmında daha farklı faydalar edinebilirsiniz. Cloud deliğinin soru geldi, ilginç. Cloud olarak macOS sunan çözümler var galiba. Onlara da iOS geliştirme yapabilirsiniz. Okey, soru değilmiş. Direkt önerilmiş. Mobil uygulamalarda kullanıcıların güvenliğini nasıl sağlayabiliriz?
kullanıcıların güvenliğini bir kere sağlıklı kodlar yapmamız lazım. Özellikle kullanıcı ile ilgili bilgileri paylaşıyorsak şifreleme yöntemlerini kullanabilirsiniz kendinizce. Mümkün olduğu kadar cihazda o bilgileri tutmayın. Veri tabanlarında tutarken de birebir aynı şekilde tutmayın. Onları bir şekilde dönüştürün. Yani kimsenin, birisi sizin veri tabanınıza sızsa bile onun ne anlama geldiğini anlamaz. Sadece siz bir algoritma ile onu çözebilecek hale getirin. Onun haricinde Google'ın önerdiği kodlama yapılarını, en güncel yapıları kullanın. Bunlar önemli. Şimdi kodlama yapıları güncelleniyor ama bir yandan da güvenlik gerekçesiyle güncelleniyor. Bunları da takip etmeniz lazım. Onlara uyun. Zaten yönergelere uyarsanız minimum düzeyde bir güvenlik sağlamış oluyorsunuz ve kendiniz önlemler almanız lazım. Bu tabii biraz daha kişisel bir soru. Yani uygulamadan uygulamaya da değişebiliyor. Tabii şu da var. Ne kadar güvenlik önlemini alırsanız alın, kullanıcı kendi cihazından kaynaklı bir güvenlik açığı varsa ona bir şey yapamazsınız. Yani belki kasıtlı olarak da onu yapıyor olabilir. Bir de mümkün olduğu kadar kişisel bilgileriyle ilgili işlemler yapmayın arkadaşlar. Çok kişisel bilgileri almamaya çalışın. Tabii bu uygulamadan uygulamaya değişiyor ama mümkün olduğu kadar onlara dikkat edin. Süper. Başka sorular varsa alabiliriz arkadaşlar. Tekrar hatırlatalım. Abone olmadıysanız buraya da abone olup bize destek olabilirsiniz. Burada da genel olarak videolarımızı paylaşıyor olacağız. Hatta Photoshop'la ilgili bir yayın gelecek. Tasarım kısmıyla ilgileniyorsanız buradan bakabilirsiniz ki bu kısım ilerleyecek. Bununla ilgili farklı düşüncelerimiz var. Başlamadan önce diye bir seri çıkartmayı planlıyoruz. Hani mesela GitHub verdik ve o başlamadan önce için benim için uygun bir kısımdı. Çünkü GitHub'ı öğrenmeniz lazım. Bu size bayağı bir avantaj sağlıyor. Bir yerden sonra bayağı bir artık hani ihtiyacınız oluyor. Veya ne bileyim tasarım kısmına giriyorsanız, tasarımla ilgili iş alıyorsanız buradan şeye girebilirsiniz. Hani Photoshop eğitimlerinize girebilirsiniz. Algoritmayı sıfırdan öğrenmek için kaynak vesaire olarak tavsiyeniz nedir? Ya aslında arkadaşlar üniversitelerde biz algoritma diye dersler görüyoruz. Oradan bir alışkanlık var. Algoritma aslında bir ders olarak öğrenilebilecek bir şey değil. Çünkü şey bu, yani algoritma programın mantığını öğretmeye çalışan bir şey. Yani o algoritma, o yapıyı kurabilmek. Bu ders olabilecek bir şey değil aslında temel olarak. Mümkün olduğu kadar kendinizce, aslında bu hani dil bilmekle de ilgili bir şey değil. Problemleri nasıl çözebileceğinizi düşünmenin yöntemlerini bulun. Mümkün olduğu kadar problem çözün. Bu üniversitede aslında en verimli şeyler onlar oluyor. Tamam, algoritma dersi anlatılıyor, diyagramlar çiziliyor, tamam bunlar güzel de aslında orada size verilen bir sorunu çözerken aslında algoritmayı öğrenmiş oluyorsunuz. Mümkün olduğu kadar küçük örneklerden başlayın arkadaşlar. Hemen birden büyük örneklerde yapmayın. Bir dil mi öğrendiniz? O dille ilgili o anlatılan derste ne varsa onu biraz üzerinde geliştirin. Deyin ki ben buna şunu ekleyeyim. Ondan sonra başka bir şey ekleyin. Veya internette zaten birçok şey vardır arkadaşlar. Böyle kendinizi zorlayacağınız örnekler vardır. Örneğin asal sayı bulma gibi veya sayı serileri vardır. Bunlarla ilgili şeylerle uğraşın. Orada zaten bir altyapı edineceksiniz. Edinemiyorsanız da, yani onu tam oturtamıyorsanız da daha fazla çalışmanız lazım. Daha fazla kaynağa bakmanız lazım. O şekilde zamanla bunlar oturacaktır. Mesela HackerRank'ı önerebiliriz. Buradan gidip de belli şeyler bakıp birazcık geliştirebilirsiniz. Ama hani dediğimiz gibi burada biraz probleme dayalı gitmeniz lazım. Flutter'da kod ile tasarımın iç içe geçmemesi için nasıl yöntemler kullanılıyor? Arkadaşlar Flutter'ın zaten altyapısı böyle, yani tasarımla kodlama bir arada olan bir yapı. Yani bunu zaten onunla şöyle çıktı, onunla evet, arayüz olarak çıktı. Şimdi yüksek ihtimal bunu Gürkan herhalde ya Android ya da Swift tarafında, iOS tarafında çalışmış biri olarak belki bunu soruyor. Yani orada çünkü Android tarafında kodlama başka bir yerde, tasarım başka bir yerde. Onu arıyorsun. Şimdi arkadaşlar ilginç bir şekilde yeni yöntemlerde de Swift UI gibi, Jet Compose'da göreceğiz, Flutter gibi yapılarda artık tasarımla kodlama bir arada sunulmaya başladı. Artık böyle bir trend var. Buna alışmanız lazım. Bu aslında çok da zor değil. Biraz karmaşık geliyor başta ama mantığını anlarsanız aslında biraz daha kolaylaştırıyor. Tabii karmaşa da getiriyor. Ama orada kodlamayı nereye yazacaksınız, tasarımı nereye yapacağınızı iyi bilmeniz lazım. O anlamda daha iyi bir yapı olmuş olur sizin için. Flutter'da tabii ki bazı kütüphaneler var. Flutter'ın önerdiği favoriler diye bir yapısı var arkadaşlar. Böyle önerdi harici kütüphaneler var. Onları kullanarak da biraz daha arayüzden kodlama girebilirsiniz. Örneğin Provider var, Mobex var, işte başka yapılarımız var, blok dediğimiz yapılarımız var. Bunlarla biraz daha kodlamayı ayırabiliyoruz. Daha profesyonel olarak kodlama yapabiliyoruz. Tabii yine mümkün olduğu kadar
ayırabilirsiniz. Ama yine de iç içe olmak zorunda oluyor. Çünkü yapısı öyle. Süper. Ya bir de bunu çok seven insanlar da vardı. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Çünkü Flutter direkt bununla çıktığı için, bununla ön plana çıktığı için garip geldi bana biraz ama okey. Evet. Bir 15 dakikalık daha süremiz var. Soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Size övgüler var hocam yine. Sağ olsunlar. Soru sorun arkadaşlar. Soru sorun. Örgü Instagram'dan yaparsınız herhalde. Burada yakalamışken sorun. Aynen öyle. Bunu değerlendirin canlı. Sağ olsunlar yani. Sevgilerini hissediyoruz. Biz de onları seviyoruz ama sorularınız varsa sorun. Faydalı olalım size. Ya şöyle ki hani Türkiye'de birazcık açıkçası Google Developers gruplar, ben daha bu işin içine girmeden, Google Developers gruplara katılmadan bir Android kitlesi oluşturmaya çalışıyorlardı. Bayağı da başarılı oldular. Şimdi bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. O yüzden burada olmanız bile süper bir şey. Geldi bir tane soru. Hocam backend'de mobil uygulama haberleşirken backend hazır olana kadar mobil uygulamanın istek atama kısımlarını geçiyor musunuz? Backend'çilerine mobil projeyi nasıl ilerletiyorsunuz? Ya genelde arkadaşlar ben hani ne varsa çoğu alanı ben yazabiliyorum. Hani öyle bir avantajım var. Backend kısmına da hakim olduğum için veri tabanı kısmında da zamanında çalıştım. En azından ben biraz kontrolü seven biriyim. Yani şimdi veri tabanı arka planda ne yapılıyor çok umursamak hoşuma gitmiyor. O tarafı da merak ettiğim zaman boş zamanlarında sürekli o alanda kendimi geliştirdiğim için bir seviyeye geldik. O anlamda her ikisini de rahat bir şekilde bildiğim için haberleşme yöntemlerinde çok zorlanmıyoruz. İşte siz de bu altyapıları bilmeniz lazım. En azından bir API yazmayı bilmeniz lazım. Tamam profesyonel seviyede değil ama bu adam ne yapıyor arka planda bilmeniz lazım. Tamamen başkasına bağımlı olmak kötü bir şey. Söyleşinin başlarında da bundan bahsettik. Biraz kendinizi her alanda çok kültürlü olarak geliştirmeniz lazım. API yazmayı bilmeniz lazım. API arka planda ne yapıyor bunu bilmeniz lazım. Bu şekilde bunların hepsini bilirseniz hepsini çok rahat yaparsınız. O kalanlarda hiç çekinmeyin yani. Backend'i yazan kişi de bizim gibi bir yazılımcı. O da ön tarafı biliyor, arka tarafı da biliyor. Burada yanlış anlamadıysa Flutter diğer dillere göre yeni olduğu için community kısmında problem yaşayabiliyoruz. Sizce bir dil için community ne kadar önemli? Benim anladığım community ise hani şu anda yaptığımız şey ise Flutter benim gördüğüm en canlı komüniteye sahip. Yeni olsa bile. Evet. Evet çok hızlı ilerleyen ve büyüyen bir alan arkadaşlar. Ben mesela ilk Flutter'ı öğrendiğim zaman soru işaretim vardı şöyle. Acaba İngilizce arama yaptığım zaman bile kaynak çıkacak mı? Çok fazla var arkadaşlar. Aşırı bir kaynak oluştu. Bu şuna işaret. Gerçekten artık buraya insanların bir merakı var, bir popülerliği var. Bunu değerlendirmeniz lazım. İyi biraz temel bir İngilizce ile çok güzel kaynaklar var. Bir de bunu sağlayan da benim gördüğüm Flutter'ın kendi kaynakları da çok güzel tutorial'ları var. Özellikle Flutter Cookbook dediğimiz bir sayfası var. Orada bütün yapılarını böyle örneklerle detaylı anlatıyorlar. İngilizcesi bilen biraz yazılım altyapısı olan kişi oradan çok rahat her şeyi öğrenir. Onlar da sağlamış. Onun haricinde de şunlar da gelişiyor arkadaşlar. Şimdi biz ilk Android'e başladığım zaman İşte böyle blog sayfaları yoktu. Veya işte sizin gibi komüniteler de yoktu. Şimdi bu komüniteler zaten var. Yeni bir şey çıktığı zaman herkes öğrenip hemen paylaşıyorlar ve hemen hızlı bir şekilde gelişiyor. O yüzden komüniteye ihtiyaç duymanıza gerek yok. Her yer zaten komünite. Sadece bir araştırma yapmanız yeter. Ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ya burada hocamın da fikrini merak ediyorum. Google bu kısımda inanılmaz bir marketing yaptı. Belli kısımları bence kötüydü ama hani Flutter'ı o kadar yukarı çıkarttık, en basitinden ben şöyle göstereyim. Bizim sayfamız, başka birinin sayfasını da göstermeme gerek yok. Ve hani burada şöyle bir durum var. DSC Edirne geçen yıl açıldı. DSC'ler Türkiye'ye yeni geldi ve Flutter fazlalığını görebiliyorsunuz. Gözle görülür bir şekilde Flutter bariz bir şekilde farkı var. Hani bu kısımda Flutter kendini aşağı bir şekilde marketing yaptı. Dash'leri çıkarttı ve bunları satılamaz hale getirdi. Veya ne bileyim artık mavi kalp gördüğünüz her yerde Flutter aklınıza geliyor. Ben mi yanlış biliyorum ama mavi kalp bunun için oldu neredeyse. Ya bu kısımda zaten en basitinden hem iOS hem Android'e
bir kodla uygulama çıkartabileceksiniz dedi. İnsanlar React Native falan unuttu. Sanki öyle bir şey yokmuş gibi, Google bulmuş gibi tepki verdi. Hani bu garip bir marketingdi ama Flutter şu anlık benim gördüğüm en canlı community, hatta hani Android kaç yıllık bir kısım ve biz Flutter'ın community'sini oluşturmaya çalışıyoruz hala Türkiye'de. Çünkü çok canlı bir sistem var. Eğer örnek bir tane isterseniz Flutter Türkiye'ye inanılmaz şeyler yapıyorlar ki benim gördüğüm en canlı Telegram onlarınki. Gidin bir bakın derim. Özellikle Flutter'la ilgileniyorsan Serhat, oraya bir bak. Aynı zamanda bizim etkinliklerimiz var. Onlara bakabilirsin. Aynen öyle. Evet. Çok gelişiyor arkadaşlar. Şey mesela Flutter'ın kendi YouTube kanalı var. Orayı da takip edin arkadaşlar. Her hafta bir tane widget'larla ilgili video atıyorlar. Gayet ders anlatıyorlar arkadaşlar ve çok kısa sürede. İşte Flutter'ın aslında altyapısı da temel şeyler çok basit. Biraz geliştirince biraz karmaşık hale geliyor ama temel şeyleri öğrenmek hızlı olduğu için insanlar da yeni bir yapıya da açtı aslında. Biz mesela yıllardır işte Android'de iOS tarafında geliştirme yapıyoruz. Yeni bir şey de insanlara biraz umut kaynağı oldu. Şu da oluyor benim gördüğüm. Mesela Android Kotlin öğrenmeye çalışıyor. Android'de olmuyor. Mesela birisi başladı, beceremedi veya motivasyonu düştü. Şimdi Flutter çıkınca bir umut doğuyor aslında onun için. Acaba Flutter'ı yapabilir miyim? Orada büyük bir gelişim sağladı. Ve gerçekten şey arkadaşlar, yani güzel bir yapı. Denemekte fayda var. En azından hobi olarak bir bakın. Keyif alırsınız. Güzel bir yapısı var. Çok canlı. Denemekte fayda var. Ya ben ilk defa bir teknoloji kısmında fanları olan bir teknoloji gördüm. Çünkü hani dil demek yanlış olur da buna. Flutter'ın ciddi anlamda fanları var. Mesela Beyza buralardaydı. Ve Flutter'ın bir maskotu var. Belki bilirsiniz. Dashlet. Hani bir kuş peluşu. Ve onlar satılmıyor şu anlık. Sadece belli şeyleri yapınca alabiliyorsunuz. Bu bile o kadar böyle şeydi ki. Çünkü ben görüyordum. Beyza götürüp o deşi koyuyordu masaya. O peluşu koyuyordu yani masaya. Ve millet o kadar ilgileniyordu ki onunla. Sonrasında bunu nasıl kazanabiliriz? Bir de değerli olunca millet daha da üstüne atlıyordu falan. Ve ciddi anlamda sadece bunun için bile Flutter'a bakmış, geliştirmiş insanlar gördüm ki buradaki marketingin en büyük güzel yanlarından biri Flutter'a bakınca anlıyordum bir de o zaman. Hani ilk çıktığında ben de 3 günde 4 günde bir workshop çıkartmam gerekiyordu. Beyza'ya gidip dadanmıştım ama bu kısımdan gidip de bakınca öğrenebiliyordunuz. Orada hani Dashlet'i gördü veya ne bileyim mavi kart gördü, bu ne dedi. Çünkü Flutter'cıların hepsi mavi kart kullanmaya başladı bir anda. Böyle chatler yıkılıyor falan yayınlarda. Adam gidip bu neymiş diye bakıyor. Kolay da geliyor. Bakıyor. Android'e daha iOS'a da şey çıkartabiliyorum ben bunu diyor. Burada çok kötü bir yanılgı oluşuyor ama. Ondan sonra diyor ki Flutter süper bir şeymiş ya deyip devam ediyor. Ve hani şu anlık benim gördüğüm community yıkıcı bir community'leri var. Ciddi anlamda çok fazlalar. Hani bu kısımda community bulmak konusunda zorluk yaşamazsın. Herhangi bir GDC'ye git, mutlaka %60'lık oranında Flutter etkinliği yapmışlardır. Haberin olsun yani. Hangi GDC olursa olsun kalıbında sarılır. Olmasa da önemlidir arkadaşlar. Kendiniz de öğrenebilirsiniz kesinlikle, yani. Kesinlikle. Yani çok kaynak var. İşte Flutter'ın kendi kaynakları var. Ben şuradan hissediyorum. İşte ilk dediğin çok doğru. Google buna ciddi bir yatırım yapıyor. YouTube kanalı çok kaliteli mesela Flutter'ın. Hatta normalde mesela Google'ın kendi evet Android kanalı vardır. O biraz sıkıcıdır belki içeri. Ama burası sanki tam gençlere yönelik. Böyle içerikler, oradaki animasyonlar, video anlatımları, işte etkinlikler falan daha böyle genç kitleyi yakalayalım kafasıyla yapılan bir şey. O da tabii trend oluyor. Güzel de bir yapı. Sadece altı da boş değil yani. Sadece güzel bir yapı diyeceğimiz bir şey değil. Dediğin gibi renkler, bunlar da arayüz tasarımları falan, bunlar da insanları cezbediyor. Mutlaka bir değinmekte fayda var. Ben şuradan da görüyorum bunları. Udemy tarafında istatistikler var. Biz şeyi görebiliyoruz. Hangi eğitimlere talepler ne kadar fazla var, onları görebiliyoruz. Flutter şu anda çok iyi bir seviyede. Çok popüler zaten. Ya zaten mobil alanın hepsi popüler. Bir tanesinden başlamanız yeterli. Flutter'da keyif veriyor. Ben mesela işte Android'den sonra Flutter öğrenince hoşuma gitmişti yani. Sen önce de keyifli oluyorsun yani. Siz de keyif alırsınız. Sürekli öğrenin arkadaşlar. Öğrenmek çok keyiflidir. Bu yazım alanı keyiftir. İnşallah herkes bu keyfe ulaşır. Ya yazılımcıysanız da iyi bir yazılımcı olun kafasında ilerleyeceğiz. Biz bununla ilgili öneriler sunacağız diyelim. Bu kısımda süremiz doluyor yavaştan. Cevap veremediğimiz sorular için
Hocanıza iletiriz gerekirse. Hani sonrasında yazılı tabii, olarak tabii. dönebilirsiniz. Direkt hocamıza da yazabilirsiniz. Yorumlara eğer olabilir, soru yazıyorsanız olabilir. Yazın. Cevaplarız. Ben Discord işte, kanalımızda falan da gelebilirsiniz yani. Ben şeye şaştım mesela. Bugün yayında birkaç tane daha önce de yayına katılmıştım. Nasıl para kazanırız gibi sorular gelmedi. Bilmiyorum geldiğinizde eğlediniz mi? Genelde o tarz sorular gelirdi. Yok biz onu çok bir... artık azalttık hocam. Hani iyi yapmışsınız. Benim de arkadaşlar hem dünya görüşmemde bu yazılım alanında önce yapacağınız işten keyif almaya başlayın. Eğer hedefiniz sadece paraya odaklarsanız birçok şeyi atlarsınız. Kötü arkadaşlıklar edinirsiniz. İyi yerlere varamazsınız çevre kazık anlamında. Evet kazıklanırsınız. Ya ben şunu görüyorum. Benim eğitimimi alıyor bazı arkadaşlar. Daha bir iki ay içerisinde proje almaya çalışıyor birilerinden. Daha dur. Ben kendimde Java uzmanlığı sertifika almıştım. İyi bir seviyeye geldikten sonra bile çekiniyordum iş almaktan. Acaba ilk aldığım işte kötü bir izlenim yaratırsam sonra kariyerim nasıl olacak? Her zaman güven odaklı çalışın. Keyif almaya başlayın. Yavaş yavaş ilerleyin. Çok paraya düşünmeyin. İyi bir yere geldiğiniz zaman para da size zaten bir şekilde bulacak. Kesinlikle. Ben şöyle söyleyeyim hocam. Bizim ilk yayınımız dediğimiz gibi hani biz bir şeye başlamadan önce neden öğrenmeliyiz serisi çekeriz ki bu çok önemli. Bir teknoloji öğreniyorsan neden öğreneceğini bilmen lazım başta. Aynen öyle. Neden Kotlin yaptık? Necati geldi. GDG'lerden aynı zamanda bir sürü kısmında çalışıyor. Böyle chat'e spam para nasıl kazanın diyor. Ne zaman iş sahibi olurum? Kaç yıl? Sonra bir sonraki yayın daha da açtık. Google'lar geldi. Google'lara direkt ilk gelen soru para nasıl kazanabilirim? Adam Google'da çalışıyor abi hani. Bunu aşmış evet. artık. Bunu yazmayın kısmında. Onlar yavaş yavaş azaldı. Mesela bugün hiç yoktu. Ben de çok takdir ettim. Güzel, güzel. Hani bu kısımda ya gerçek anlamda Türkiye'de yaşıyorsunuz. Sağınıza solunuza bakın. Burayı kötülemek için falan söylemiyorum. Yurt dışında da ben aynı şeyi yaşıyorum da. Ciddi anlamda para için işini yapan çok fazla insan var ve bu kısımda siz severek yaparsanız bir işi o sizi o kadar öne çıkartıyor ki parayı düşünmüyorsunuz bir yerde. Aklınızda bulunsun. Bunu da söylemiş olalım. Bu da günün son sorusu olsun. Gecenin son sorusu. Hocam Flutter'da responsive kısmı hakkında önerileriniz nelerdir? Aslında bu şöyle bir önden de bilgi vereyim. Bilmeyen arkadaşlar da sıkılmasın. Kübra'nın sormak istediği şu aslında arkadaşlar. Mobil uygulamaların en büyük belası tasarımın bütün ekranlarda güzel gözükmesidir. Buna multi-screen özelliği diyoruz. Multi-support screen diyoruz. Yani birçok ekranı desteklemesi lazım. Çok da ekran desteği anlamında. Flutter'da da bunu yapmak için Media Query dediğimiz bir sınıf var. Bu şunu sağlıyor arkadaşlar bize. Ekranın bilgisini veriyor. Mesela şu anda ben kamerada bulunuyorum ya. Bu kameranın genişliğini ve yükseklik değerini veriyor. Ve beni mesela ona göre oranlıyor. Büyütme, küçültme anlamında. Yaptığı şey bu aslında. Media Query sınıfı gayet kullanışlı bir yapı. Onu kullanabilirsiniz. Veya diğer bir yöntem şu oluyor. İki farklı tasarım yapabiliyorsun Kübra. Örneğin tablete bir tasarım yapıyorsun. Bir de telefonlara. Hangi cihazda olduğunu anlayıp ona göre tasarımını gösterebilirsin. O da kullanılan bir yöntem. Ama Media Query ile oranlamak daha güzel oluyor. Örneğin bir buton koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki butona ekranın yarısı olsun. Bütün ekranlarda o kadar boyutta oluyor. Yazıyı da ona göre değiştirebiliyorsun. Bu biraz kodlamanın içerisinde biraz fazla tekrarlara giriyor ama onu biraz daha kodlama becerini arttırırsan daha rahat yaparsın. Expanded yani genişletme olayları her zaman iyi olmaz. Yani expanded'la şu oluyor arkadaşlar. Butona diyorsun ki ekrana yayıl. Veya genişle. O her zaman verimli olmayabiliyor. Duruma göre değişir yani. Ya harika bir yayındı. Bugünlük burada keselim. Ama hani Kasım hocamıza da ulaşmak isterseniz onu da Instagram kısmını bıraktık. Aynı zamanda evet. oradan sorularını sorabilirsiniz. Buradan da sorarsanız iletmeye çalışırız ki olur. Verelim. Daha önce bazı sayfalardan röportaj gibi bir şeyler olmuştu. Sorularını biriktirip bana sormuşlardı. Ben de uygun olduğum vakitte cevaplayıp size veririm. Siz de yayınlarsınız istediğiniz kanallarda. Daha iyi olur. O da olabilir. Veya bana ulaşabilirler. Udemy'den veya Instagram üzerinden ulaşabilirler arkadaşlar. Siz de yönlendirebilirsiniz. Farklı etkinlikler de yaparız. Hiç önemli değil. Biraz da belki kodlamayla ilgili şeyler de yapabiliriz. Bugün böyle soru cevap ilerledik ama. Biraz da bu Flutter nedir, Kotlin nedir, iOS nedir onları da göstermeye çalışırız. Etkinlikler yaparız. Biraz da kitleyi tanımış olduk böyle. Hani tabii. gerçek anlamda soruların ne tarafa doğru gittiğini biraz tartmış olduk. Evet. Harikaydı bence çünkü gerçekten evet. aktif bir chat vardı. Soru soruyordunuz hani böyle birkaç soruyla kalmadık. Yani bizim hazırladığımız sorular sorulmadı ki ben buna çok mutluyum. Yani bu bizi evet. çok mutlu ediyor. Gelip merak eden insanlara bir şey veriyoruz. Bu harika bir şey. Dediğim gibi bu akşamlık bu kadardı. Eğer takip etmediyseniz bizim ve Kasım hocamızın sayfalarını takip edebilirsiniz. Aynı zamanda evet. video kısmındaki kaynaklar için
Udemy'den Kasım Hoca'nın linkini bıraktık hatta şurada. Onun haricinde Google Developers'ın Android kısmından takip edebilirsiniz. Ama bunların hepsini öğrenmek için gelin Discord'umuzu ağırlayalım sizi. Oradaki kaynaklar kısmımızı canlandırıyoruz. Buraya bakabilirsiniz. Bizden bu akşamlık bu kadardı. Tekrar teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim bunu organize ettiğiniz için. Sen de güzel bilgiler verdin. Biz de vermeye çalıştık. Arkadaşlar yazılımda kalın. Sürekli kendinizi geliştirin. Benim için de çok güzel bir yayın oldu. Çekinmeyin soru sormaktan. Bize her zaman ulaşabilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum bu yayın için. Çok teşekkürler. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. Sonraki etkinlik.